Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Bugüne kadar IŞİD ve Taliban'ın İslam dışı itikatlarıyla alakalı 12 video yayınladık. Artık sıra El-Kaide'nin batıl itikadını anlatmaya geldi. Diğer örgütleri anlatırken yaptığımız gibi Tanzimul Kaide'yi anlatırken de komplo teorilerine veya kronolojiye yer vermeyeceğiz. Videoyu çok uzatmamak için de etimolojik açıklamalara girmeyeceğiz. Onun yerine direkt akidelerini ele alacağız. Çünkü İslami kesim zaten jargona hakim. İslami kesimden değilseniz emin olun El-Kaide'nin kafir veya Müslüman olması sizin için hiç önemli değildir. Terör örgütü deyip geçin. Bu video hayatınıza hiçbir şey katmayacaktır. 30 yıllık geçmişi olduğu için dünya genelinde en çok İslamcı örgüt sempatizanı El-Kaide'ye ait. Ve doğal olarak da piyasa El-Kaide akideli insanlarla dolu. El-Kaide'ci olmasa bile El-Kaide akidesinden olanlar da bir o kadar fazla. O yüzden bu serimiz çok daha uzun soluklu olacak. Suudi Arabistanlı Usama Bin Laden, El-Kaide'nin temellerini hocası Filistinli Abdullah Hazzam'la birlikte Mektebul Hidemati yani Hizmetler Bürosu'nu kurarak attı. Kayıp Minare adlı kitabında eski Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan'ı öve öve bitiremeyen Azzam, 1989'da hayranı olduğu Erbakan'la Pakistan'da ölmeden 2 hafta evvel buluştu. Abdullah Hazzam Kayıp Minare kitabında övgüler dizdiği bölümün sonunda Erbakan'ın partisi hakkında şu çıkarımı yapıyor. Allah'ın izniyle bastırmaya ve sindirmeye yönelik askeri hareketler olsa da İslami Selamet Partisi yok olmayacaktır. Demokrasi ve radikal İslam'ı harmanlayan ılıkçı Abdullah Hazzam'ın ölmesinden sonra Afganistan'ı terk eden ve sırasıyla Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Eritre ve Somali'ye gelen Usama Bin Laden tekrar Afganistan'a döndü ve 11 Eylül saldırılarından sonra izini kaybettirdi. 2 Mayıs 2011'de de Pakistan'ın Abbottabad şehrinde ABD tarafından öldürüldü. Az evvel saydığım 6 ülkeye bir de Çeçenistan'a eklerseniz fark edeceksiniz ki Bin Laden hangi ülkeye gitmişse veya örgütünü yollamışsa orada muhakkak bir savaş çıkmış ve ABD'nin müdahalesinin ardından yönetim el değiştirmiştir. Lakin Bin Laden puzzle'ının tüm bu reel parçalarını tarihçilere bırakalım ve akide konusuna geçelim. Zira tarih tekerrürden ibarettir ve bize düşen Bağdadi ve Cevlani gibi kullanılmaya müsait yeni usameler çıkmasın diye tevhid ehlini uyarmaktır. Usame Bin Laden, akide konusundaki ilk soru işaretlerini 1992'de akıllara attı. Ürdün'ün Zerka şehrinde doğan Filistin asıllı Ebu İsa el-Rifai, Pakistan'ın Peşaver kentinde bir grup Tunuslu, Libyalı, Filistinli ve Ürdünlü savaşçıyla karar aldı ve hilafet kurmak için Afganistan'daki yabancı savaşçıları birleştirdi. Usame Bin Laden ve Ebu Muhammed el-Makdisi de en başta Ebu İsa'ya biat etti ancak sonradan Sudan'a geçme kararı aldı ve Ebu İsa'yı yalnız bıraktı. Ebu İsa cehalet mazeret değil dediği için ABD destekli Afgan güçlerini tekfir ediyordu. Ancak Usama Bin Laden cehaleti özür görüyordu ve bu savaşa girmekten kaçındığı için Ebu İsa'yı terk etti. Görüldüğü üzere Usama Bin Laden bozuk itikadını daha 1992'de göstermeye başlamıştı. Peki Şeyh Ebu İsa'ya ne oldu? Afganistan'daki yabancı savaşçı gruplarının önde gelen iki ismi Ebu Osman Filistini ve Ebu Eyyub Ürdini ile birlikte hilafet ilan etti. Rus balyozu yememek için mecburen ABD'den silah yardımı alan Taliban'la yıllar süren kanlı savaşlar yapan Ebu Hüseyin Rıfai, Cemaat-i Müslümin adını verdiği grubuyla birçok bölgeyi ele geçirdi. Ancak mahkus tarih tekerrür etti ve Ebu İsa elindeki son köyü de kaybedince ülkeyi terk etti. Bir süre İngiltere'de davet yapan Ebu İsa şu an 2006'dan bu yana Londra'da hapiste. Yani Ebu İsa'nın hilafet ilanı tıpkı IŞİD'inki gibi 3-5 sene sürdü. Ebu İsa'nın grubuna mensup ilginç isimlerden biri de Şeyh Ebu Ömer el-Kuveyti'dir. Ebu Ömer el-Kuveyti Ebu İsa'nın emriyle 2011 sonlarında Suriye'ye gelip İdlib'in Harim bölgesinde yabancı yani muhacir savaşçıları örgütlemeye başladı. Yaklaşık 600 kişi etrafında toplayan Ebu Ömer el-Kuveyti örgüt kurma aşamasındayken IŞİD tarafından kaçırıldı ve Bağdadi'nin emriyle öldürüldü. Usama Bin Laden cehaleti mutlak özür görüyordu. 2003 yılında Afganistan'ın Veziristan bölgesindeki El-Kaide kampında örgüte yeni katılanlara cehaletin özür olduğunu ve tekfirin çok zararlı olduğu derslerini bizzat kendisi vermiştir. هذا تحذير شديد جدا 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 من الخوف في هذه المسألة وخاصة في تكفير الأعيان من كفر بالنص كفرعون وأبي جهل فهذا قطعا لا يؤمن من لم يكفره أما الآخرون فإذا ارتكبوا نواقض الإسلام فمسألة حساسة ودقيقة أحيانا قد يرتكب الإنسان فعلا كفريا ولا يكفر لجهله أو لبعض إكراهه لكن نحن نتكلم عادة عن الأمور العامة الأنظمة هذه أعدادها محدودة بهذه الأنظمة ارتكبت نواقض الإسلام وقد نصحوا وبين لهم مرارا وهم يصرون على ذلك ويحاربون الله ورسوله فنقول هذه الأنظمة قد ارتدت
عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن الإخوة يدخلون فيما هو أكثر من ذلك. يقول لك فلان يمدحه وفلان. بعض الناس جهال فلا يسعك بحال أن تنزل عليهم الحكم. بل هذا مذهب الهوان ولا حول ولا قوة. Görüldüğü üzere Usama bin Ladin cehalete özür görüyor. Cehaletin özür olmadığına dair onlarca ayet ve hadis vardır. Ve İmam Karrafi, Hammad bin Atik gibi alimler de cehaletin özür olmadığına dair icma nakletmişlerdir. Buna rağmen bin Ladin'in bu sapıklığı dünya genelinde cehalet mazerettir furyasının yayılmasına neden olmuştur. 1998'de El Cezire'ye bir röportaj veren bin Ladin cehalete özür gördüğünü, dünyada 1.2 milyar Müslüman var diyerek ve ülkelere Müslüman beldeler diyerek net bir şekilde ortaya koymuştur. فَالْأَمُرْ خَطِيرٌ وإذا لم نتحرك وقد اعتدي على البيت العتيق على قبلة 1200 مليون مسلم من تحرك شعبي في هذه الشهور الأخيرة مبشر في الاتجاه الصحيح لإخراج الأمريكان من بلاد المسلمين. Bu batıl bir sözdür. Her Müslümanım diyen 1.2 milyar insan Müslüman olsaydı, her biri sadece bir kere tükürerek İsrail'i haritadan tükürük denizi yaparak silerdi. Her Müslümanım diyen 1.2 milyar insan Müslüman olsaydı, 7 milyon askeriyle dünyayı titreten Amerika'yı birkaç günde haritadan silerlerdi. Her Müslümanım diyen 1.2 milyar insan Müslüman olsaydı, dünyanın doğusunda ve batısında, kuzeyinde ve güneyinde İslam bu kadar aşağılanmaz, dinin şiarları yok sayılmaz ve mazlumları hiç kimse fiske bile vurmaya cesaret edemezdi. Usama bin Ladin Suudi Arabistan Devleti'nin yalakalığını yapan ve son 100 yılın en büyük belamlarından olan Useymin'i bir konuşmasında savunuyor. Sadarat l'asaf fettava izdevle ve dûlel khalic sahamet fiddat ala haulâ'l ulema li isdar misli hâzihil fettava alleti za'amu lahum ennehum muakkata ve kad haddethana men nethiku bihi min haulâ'l ulema أمثال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مجلسه وفي بيته وتحدثت معه طويلا في وجوب إصدار فتوى بإخراجهم من هيئة كبار العلماء فقال لي بوضوح يشهد الله الذي لا إله إلا هو قال يا أسامة ليس من حقنا في هيئة كبار العلماء أن نصدر فتوى من عند أنفسنا وإنما إذا حيلت إلينا Görüldüğü üzere Bin Ladin, Üseymin'i tekfir edenlerin hata ettiğini ve Suud'da kralın onlara zorla fetva verdirttiğini söylüyor. Musa Aleyhisselam'ın karşısında Firavun'un sihirbazları neyse, günümüzde de Üseymin, Bin Baz, Elbani, Fevzan, Mukbil gibi Suud alimleri de aynen odur. İşte Üseymin'in Suud devletini öve öve bitiremediği bir konuşması. Ama bir meteallak bihazil hukuma ve lillahilhamd fel bilad fi meteallumun بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائم إلا من حصل منه مخالفة أو خشي منه فتنة فهذا لا بد أن يمنع الشر ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا هذا ليس من العدل. Şayet Usama bin Ladin müşrikleri özürlü gördüğü ve Suud belamlarını tekfir etmediği bu itikadıyla ölmüşse hiç şüphesiz kafirdir. Bin Ladin'den sonra 2011'de yerine Mısırlı Eymen el-Zevahiri geçti. Oy kullananlara cahil Müslümanlar deme gafletinde bulunan Eymen el-Zevahiri o kadar sapkın bir itikada sahipti ki Usama bin Ladin'i mumla arattı. Başa geçer geçmez örgütün itikadını Atiyetullah Libya kitap olarak yazdırtan Zevahiri bir ses kaydında 40 takla açarak Şii halklara Müslüman diyor ve herkese onları tekfir etmemeye davet ediyor. يقول السائل طالب الدعاء ما موقف واحد ما موقفكم من عوام الشيعة في أفغانستان وباكستان وإيران وأذربيجان وبلدان الخليج خصوصا من لم ينخرط منهم في مشاريع تضر بالأمة بوجه عام وبالمجاهدين من أهل السنة بوجه خاص. أول طالب الدعاء هو أن موقفي من عوام الشيعة هو موقف علماء أهل السنة وهو أنهم معذورون بجهلهم. أما من شارك منهم زعماءهم في التعاون مع الصليبيين والاعتداء على المسلمين فحكمهم حينئذ حكم الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام أما عوامهم الذين لم يشاركوا في العدوان على المسلمين ولم يقاتلوا تحت لواء الصليبية العالمية فهؤلاء سبيلنا معهم الدعوة وكشف الحقائق وتبيين مدى الجرائم التي ارتكبها زعماءهم ضد الإسلام والمسلمين
كيف تعاونوا مع الصليبيين على احتلال افغانستان والعراق؟ Peygamber Efendimizin eşleri ve ümmetin anneleri olan Ayşe radıyallahu anha ve Hafsa radıyallahu anha'ya affedersiniz fahişe iftirası atan ve Ebubekir, Ömer, Osman gibi cennette müjdelendiği ayetlerle sabit olan sahabeleri tekfir eden Şialara ehli sünnet vel cemaat alimleri 1300 senedir icma ile kafir derken Zevahiri isimli necaset artığı cehalet mazerettir, bunlar da Müslümandır diyor. Bununla da yetinmeyen Zevahiri Sufi Molla Ömer'e ve hemen ardından da Sofi Taliban'ın yeni liderlerine biat etti. Zevahiri İhvan-ı Müslümin'in ölen lideri Mursi'ye de sık sık destek vermiştir. El-Kaide lideri Eymen Ez-Zevahiri Mısır'da İhvan'a yönelik baskıyı kınadı. Zevahiri Mısırlıların İslam karşıtı kampanyaya karşı direnmeye çağırdı. El-Kaide lideri Eymen Ez-Zevahiri Mısır'da ordu destekli yönetimin Müslüman kardeşlere yönelik baskısını kınayarak Mısırlıları İslam karşıtı kampanyaya karşı direnmeye çağırdı. Evet, hiç şüphesiz Mursi bir mazlum olarak öldü. Ancak kendisi zannedildiği gibi iyi bir insan değildi. Mursi, Hristiyanlık ve İslam'ın bir ve bütün olduğuna inanırdı. يعني خلاف ديناميكي خلاف آليات ووسائل يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع الغرب كينيتكس يعني مش ميكانيزمات يعني مش خلاف عقائدي لا يمكن أن يكون عقائدي. Yine kendisi İslam şeriatına karşı olan ve İsrail'le barış anlaşması yapan biriydi. Üstelik bununla da övünürdü. Ayrıca Mısır'da darbeci Firavun Sisi'ye karşı halk ayaklanmasını bitiren de bizzat kendisidir. Üstelik koruduğu askerler kaderin bir cilvesi olarak onu öldürdü. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ هو الأحكام اللي هي قطع يد السائل. لا 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 دي مش الشريعة لا لا هذه أحكام فقه وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ اللي كونت الدستور نفسه. المادة الثانية الشريعة الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المصدر الوحيد. ومبادئ الشريعة الإسلامية ليس معناها أحكام الفقه. ده معناها الإطار العام. الثوابت التي لا تتغير. في كلمة شريعة كلمة كبيرة قوي برضو لا ده مبادئ الشريعة الإسلامية مش كلمة كبيرة ده الثوابت والأطر العامة في الإسلام قليلة جدا بالنسبة للمتنوعات والمتغيرات فأنا مسؤول عن دولة كبيرة ومؤسسة ضخمة وقعت على اتفاقيات نحن نحترم الاتفاقيات والعهود Cumhurbaşkanı Mursi Mısır halkına da orduyla ilgili tavsiyede bulundu. İster destekçi olun ister muhalif. Sakın orduya bir yanlış yapmayın. Çünkü düşmanlarımızın da istediği bu. Orduyu koruyun. Çünkü o bizim en önemli varlığımız. Zevahiri'nin yanı sıra El-Kaide'nin yaşayan en büyük alimciklerinden olan Ebu Katada El-Filistini de Mursi'ye rahmet okumuş ve Mursi'nin kullandığı demokrasi metodunun affedilecek bir cehalet olduğunu belirtmiştir. El-Kaide'nin Ürdün'deki ideologlarından İyad Kuneybi de Mursi'yi şehit ilan etti. Hatta rahmet okumayanları kınadı. Kendisi hakkında müstakil bir video yapacağımız Suriye El-Kaide'si alimciklerinden Abdullah El-Muhaysini de Mursi'yi şehit ilan etti ve kendisinin cennetlik olduğunu söyledi. El-Kaide'nin Suriye kolu eski adıyla El-Nusra, yeni adıyla HTŞ ve Kuzey Afrika'daki Maghrib El-Kaide'si de Mursi'yi şehit ilan etti. Tabii bütün bunlar demokratik, laik ve İsrail dostu Mursi'ye rahmet okuma yarışına girerken Taliban eksik kalsa olur muydu? Tabii ki olmazdı. Taliban da Mursi'ye İslam şehidi olarak ilan etti. Demokrasiyi kullanarak şeriatı getirme vaadiyle başa geçen Mursi, kelimenin tam manasıyla şeriatı kullanarak demokrasiyi getirdi. Zira Hüsnü Mübarek devrildikten sonra Mısır'da şartlar şeriatı getirmek için çok uygundu. Halk bunu istiyordu fakat Mursi parti kurdu ve kendi ipini kendi çekti. Sonrasında yaşananları zaten biliyorsunuz. Kan, zulüm ve gözyaşı. Eymen Ez-Zevahiri'nin Nisan 2008'de yayınlanan bir soru cevap kasetinde Abdülkadir bin Abdülaziz'i Nam-ı Diyar Doktor Fadlı kendisine Müslüman diyen ülkelerin askerlerinin hepsini tekfir ettiği için İhvan-ı Müslümin ve Hamas'a kafir dediği için aşırı gitmekle itham etmişti. Hatırlanacağı üzere eskiden El-Kaide'den olan Abdülkadir bin Abdülaziz örgütü terk ederek tekfir etmişti. Böylesi örnekleri uzun uzun arttırabiliriz. Lakin tüm bunlar El-Kaide'nin liderleri Usama Bin Laden ve Eymen Ez-Zevahiri'nin küfürlerini kanıksamanız için yeter de artar. Videoda sık sık karşınıza çıkan cehalet konusunu bilahare teferruatlı bir şekilde ele alacağız. Bu arada yıllardır çok dikkatimi çeken bir aptallığı var El-Kaide'nin. Hem cehalete mazeret diyorlar hem de cehaleti dolayısıyla mazeretli olan Irak, Afganistan, Mısır, Suriye gibi devletlerin askerlerini öldürüyorlar. Bu nasıl bir çelişkidir?
Hiç Müslüman Müslümanı öldürür mü? Rabbimiz Zariyat Suresi 11. ayette ne güzel söylemiştir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَاتِ السَّاحُونَ Onlar aptallık ve gafillik içindedirler. Vesselam. Esselamu Aleyküm. Geçtiğimiz videoda Eymen Ezzavahiri'nin 3 Mayıs 2011'de El-Kaide'nin başına geçtikten sonra örgütün ikinci ismi ve şer'i başkatısı Atiyetullah Libiye, El-Kaide'nin Akide kitabını hazırlattığından bahsetmiştik. 22 Ağustos 2011'de ABD uçaklarının hava saldırısında Afganistan'ın Veziristan bölgesinde ölen Libyalı Atiyetullah El-Libi, kurulduğundan beri örgütün akidesini ilk kitaplaştıran kişi olmuştur. Dünyadaki tüm El-Kaide kamplarında örgüte yeni katılanlara okutulan bu akide kitabı 8 yıl evvel internet üzerinden Türkçe'ye de çevrildi. Öyle tahmin ediyorum ki bu süre içerisinde yüz binlerce kişi bu kitabı okumuş ve zehirlenmiştir. Kurulduğundan beri yaklaşık 30 yıldır İslam'a hiçbir faydası olmayan, tek bir dikili taşı bile bulunmayan ve kime hizmet ettiği ayan beyan ortada olan bu neydi belirsiz örgütün akidesinden dikkat çeken konuları maddeler halinde ele alacağız. 1. Cehaleti mazeret görmeyen alimlerin kitaplarının yasaklanması. Bildiğiniz üzere El-Kaide cehaleti mazeret görüyor. Geçtiğimiz videoda da Usame Bin Laden ve Eymen Ezzavahiri'nin ses kayıtlarını ve video görüntülerini yayınlayarak cehalet konusundaki küfürlerini göstermiştik. Atiyetullah El-Libi de örgütün akide kitabında cehaleti mazeret görmeyen ilim adamlarına resmen savaş açmış. Okuyanlar bilir. Abdülkadir bin Abdülaziz El-Cami Fi Talebi İlmi Şerif isimli kitabında cehalet özrü hakkında El-Kaide'yi rahatsız eden bazı deliller zikrediyor. Atiyetullah Libi ise konu hakkında şöyle diyor. Muhakkak biz bu kitapta olan bazı menheci ve cüzi hataları beyan ettik. Ve ben kardeşlere özellikle de bu kitaptan sakınmalarını tavsiye ediyorum. İlim talebesi olmayan kimseye gelince bu kitap onlara zararlıdır ve hakkında tehlikelidir. Görüldüğü üzere El-Kaide müşrikleri tekfir etmemek için sempatizanlarına algı operasyonu yapıyor. Allah Hazreti Şuayb'in helak olan Medyen kavmine, Hazreti Salih'in Hicr kavmine, Hazreti Hud'un Ahkaf kavmine, Hazreti Nuh'un kavmine, Hazreti Lut'un kavmine, Firavun ve ordusunu cehaletleriyle mazur görmemişken El-Kaide günümüz müşriklerini özürlü görüyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de sempatizanlarına kitapları yasaklıyor. Allah cehalet mazeret değil diyor, El-Kaide haşa sanki Allah'tan daha merhametliymiş gibi cehalete mazeret görüyor. 2. Demokratik seçimlere katılanların Müslüman oluşu. Atiyetullah sanki cennetin anahtarı elindeymiş gibi oy kullananların tevil sahibi oldukları için tekfir edilmeyeceğini şu şekilde anlatıyor. İslam adına mesela zanlarınca İslami parti olarak isimlendirmeleriyle başkanlığa aday olan ya da dine düşmanlığını açığa vurmayan milliyetçi bir parti ya da düşmanlığı şiddetli olmayan din ehline yumuşak davranan bir partiyle ateist laik olan şeriata küfrünü ve düşmanlığını açıklayan Yahudi ve Hristiyanlardan olan kafirlere son derece bağlı, dostluk gösteren diğer adaylar arasında rekabetin olması var. Aynı şekilde Müslümanların azınlık olduğu kafir beldelerde de durum böyledir. Bunun üzerine deniliyor ki asıl zararı def etmek için İslam'a ve ehline zararın daha az olması adına Müslümanların bu kişilere oy vermeleri caiz değil mi? Her halükarda bu tevil ve şüpheye bulaşıp oy kullanan kimse tekfir edilmez. İşte bu meselenin zikredilmesinden kastetmiş olunandır. Bu gibi durumlarda tekfirde dikkatli olunmalıdır. Şüphesiz onlar böyle birini tekfir ederlerse günah işlemişlerdir. 3. El-Kaide'ye göre ben Müslümanım diyen devletlerin ordularındaki askerlerin Müslüman olması. El-Kaide'nin 2011 akidesine göre tüm ordu Müslümandır. Ama El-Kaide ile savaşırsa alayı kafirdir. Saçmalıklar Şeyhi Atiyetullah konuyu şu şekilde izah ediyor. Afiyet ve genişlik zamanında onlarla harp durumunda olmadığımızda orduyu tekfir etmeyiz. Bilakis ta ki onun haline bakıncaya kadar hüküm vermeyiz. Sonra riddet babında ve tekfir meselelerine belirlenmiş olan uygunluğa göre onun hakkında hüküm veririz. Nitekim daha önce onun usulüne işaret edildi. Çünkü o insanlar için orduya girişte onların tekfirini engelleyen özürler olabileceği tasavvur edilebilir. Bu özürler şunlardır. Orduya giren kişinin dinini muhafaza ettiği, küfre ve masiyetlerde iştirak etmediği yönündeki iddiasıyla birlikte tevil ve ülke ordusu olması zannı gibi ya da mürtet devlet ordusu olduğunu bilen ancak o ordu kademelerinde yükselerek sultaya karşı inkılap yapmayı isteyerek giren kimse gibi ya da cihadi bir amaca ulaşmak için giren kimse gibi ya da ikrah ile mazur olan kimse gibi ya da ona zorla yapılanın şer'en muteber ikrah olduğuna dair teviller gibi. Görüldüğü üzere El-Kaide kendileriyle savaşmadıkça ordulara Müslüman diyor. Bu akideye göre Afgan ordusu da Müslüman. Çünkü Afgan hükümetiyle Taliban bir barış anlaşması imzaladı. Ne yani? El-Kaide yıllardır kendi Müslüman asker kardeşleriyle mi savaştı? Bu ne saçma bir akidedir? 4. El-Kaide'nin kendine Müslüman diyen halklara bakış açısı. El-Kaide Türkiye halkına ve kendine Müslüman diyen tüm halklara direkt Müslüman diyor. Çünkü onlar için La ilahe illallah demek İslam alametidir.
ve böyle diyen bir kişi ben kafirim demedikçe apaçık kafir olmaz. Atiyetullah şöyle diyor. Biz Türk halkına genel olarak Müslüman bir halk olarak bakıyoruz. Türk halkının Müslümanların çocukları Müslümanlar olduğu aşikardır. Ve onlardan yetişen birinin yetişip büyümesinden beri davası İslam olur. Biz Türkiye halkının çoğunluğunun gerçekten Müslüman olduklarını zannediyoruz. Her ne kadar Türk halkının içinde Ermeniler, Yahudiler, Aleviler ve laikler olsa da şehirlerde, köylerde, kasabaların içinde, etrafında ve derinliklerinde onlar sıhhatli bir şekilde İslam üzere kalanlardır. Biz kendini İslam'a nispet eden hiçbir ülke halkını tekfir etmeyiz. Onlar iki şehadeti söyledikçe böyle yaparız. El-Kaide İslam coğrafyasının tamamında bidatlerin, şirklerin, hurafelerin, masiyetlerin, küfürlerin, demokrasinin, ılımlı İslam'ın, tasavvuf ve tarikatların ve daha fazla sayabileceğimiz birçok batılın yaygın olduğunu ve tevhiden unutulup tağutlara ittiba edildiğini bile bile halklara Müslüman diyorsa ya haşa Allah'tan yeni bir vahiy ile kendilerine yeni bir din ihdas ettiler ya da düpedüz ahmaklar. 5. El-Kaide ile Hamas'ın yakınlaşması. Atiyetullah örgütün Hamas hakkındaki görüşünü şöyle izah ediyor. Hamas'ı mürted olarak vasıflandırmak ya da onu küfürle suçlamak asla caiz olmaz. Aksine bu bir hatadır. Gerçekten bu gençlerimizi her yerde uyardığımız, sakınmaları gereken ve bir kişiye hüküm vermede aceleci davranmamaları gereken hata ve tevilin olabileceği konulardandır. Çünkü onlar Müslümanlar ve yaptıklarını hayra tevil ediyorlar. Fakat hataya düştüler. Bilindiği üzere Hamas son bombalı saldırısını 31 Ağustos 2004'te İsrail'in Beersheba kendinde yaptı ve 16 Yahudi'yi öldürdü. Bu tarihten sonra eylemsizlik kararı alan Hamas, 1 Mayıs 2005'te resmen silah bıraktıklarını açıkladılar ve siyasi parti kurarak politikaya atıldılar. Zaten o tarihten sonra İsrail, Gazze ve Filistin genelinde birçok bölgeyi Yahudi yerleşimcilerin eliyle ele geçirdi. Aynı tarihte Şafiliği bırakıp kısmen Caferiliğe geçen Hamas, İran'la o kadar iyi ilişkiler kurdu ki bizzat İran Ayetullah Hamenei, Hamas liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye'nin alnından öptü. Tabi Hamas'ın Lübnan ve Suriye'de on binlerce Sünni'yi katleden tecavüzcü örgüt Hizbullah'la da olan kadim dostluğuna hiç girmiyorum bile. İşte El-Kaide bu dönek Hamas'a Müslüman diyor ve övüyor. 6. Tekfirin El-Kaide tarafından yasaklanması. Atiyetullah Libi örgütün tekfir konusundaki yasaklayıcı sözlerine tepki çekmemek için yumuşak bir şekilde şöyle izah ediyor. Tekfir meselesi genel olarak bizim daima uyardığımız en ciddi meselelerdendir. Siz tekfirden uzak durun. Tekfir işini güvendiğiniz alimlere bırakın. Herhangi birinin konulara müdahil olması ne uygundur ne de caizdir. Çünkü o tehlikeli bir iş yapmıştır. Büyük alimler, imamlar dahi onda hataya düşmekten korkuyorlar ve daima selamet yolunu diliyorlar. Kişinin tekfir konusuna ilişkin detaylar ve muayyen bir şahıs ya da grubun kafir olup olmadığı, keza bir fiil sebebiyle dinden çıkıp çıkmadığı ya da buna benzer cüz'i meselelerde hüküm vermek için kişinin ilmi seviyesine göre değişir. Çünkü bu meseleler içtihat, fetva ve şer'i hükümlere dayalıdır. El-Kaide'nin tekfir konusundaki akidesine göre bugün hiç kimse tekfir yapamaz. Zira yeryüzünde hiç kimse alim değil, sadece onlar alim. Öyleyse sadece onlar tekfir yapabilir. Tekfir konusunda ne El-Kaide gibi tam tekfiri terk ederiz ne de hariciler gibi aşırıya gideriz. El-Kaide'ye ve El-Kaideci olmayıp da bu itikattan olanlara sormak lazım. Şayet tekfir olmazsa kişi kiminle evlenip evlenmeyeceğini, kime miras bırakıp kimden alacağını, kimi dost edinip edinmeyeceğini, kime askerlik yapıp yapmayacağını, kime muhakeme olup olmayacağını, çocuğunu kimin eğitip eğitmeyeceğini, kimin arkasında namaz kılıp kılmayacağını, kimin iyi kimin kötü olduğunu, kimin dinli kimin dinsiz olduğunu nasıl bileceğiz? Tabii ki tekfirle bileceğiz. Bunda aşırıya gitmeyeceğiz lakin El-Kaide kafirleri gibi de bu kavramı sadece alimlere havale etmeyeceğiz. Namaz, oruç, hac ve zekat nasıl zaruri ise tekfir kavramı da asli meselelerde bir o kadar zaruri ve elzemdir. 7. Suud alimlerine Müslüman demeleri. Bir önceki videomuzda El-Kaide kurucusu Osama Bin Laden'in ses kaydında Suud müftüsü Hüseymin'i tekfir etmemek için yaptığı savunmayı yayınlamıştık. Akide kitabında da El-Kaide, Suud alimlerinin yöneticilere Müslüman diyerek hata ettiklerini ama kendilerine kafir diyemeyeceklerini şu şekilde savunuyor. Yöneticileri tekfir etmemek, Şeyh İbni Baz ve Şeyh İbni Hüseymin'in kendi kaidelerine göre yürürlükte olup vuku bulan bir şeydir. Fakat bize göre yanlıştır. Çünkü bu hata ve batıl üzere bina edilmiştir. İhtilafın kaynağı bu yöneticilerin tekfiri ve onların mürted olduğu hükmünü vermektir. İlim kaideleri, fıkıh ve fıkıh kaideleri bize bu şeyhleri tekfir etmememizi gerektiriyor. Yöneticilerin tekfiri içtihadi bir mesele ve üzerine icma edilen, bilinmesi zaruri olan meselelerden olmadığı için buna karşı çıkanı tekfir etmeyiz. Aksine fiili hatalı buluruz. Ehl-i sünnete tamamen uymasına rağmen
bir alimin tekfir meselelerinden birine karşı çıkması onu mürciye yapmaz. Yusuf el-Kardavi hakkında ise susuyoruz. Görüldüğü üzere El-Kaide Suud'un Yılmaz savunucuları olan müftülere karşı tavakkuf ediyor. Tekfir etmiyorlarsa da en azından mürciye demelerini beklediniz. Ama hayır, El-Kaide Suud müftülerine mürciye bile demiyor. Batıl akidede Nirvana'ya ulaşan El-Kaide, Trump'ı neden tekfir ediyor anlamış değilim. Gidip hücceti ikame etseler belki Trump Müslüman olur. Allah'ın dediği gibi diyorum. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Size ne oluyor, ne kadar kötü hüküm veriyorsunuz? 8. Akide kitabında El-Kaide'nin en büyük çelişkisi. El-Kaide kişilere hüccet ikame edilene kadar kafir denemeyeceğini söylüyor. Atiyetullah Ellibi'nin El-Kaide'nin Akidesi adlı kitabında aynen şu cümle geçiyor. Muhakkak ki Allah, peygamber, din ve Kur'an'la insanlara hücceti ikame etmiştir. El-Kaide'ye sormak lazım. Madem hüccet ikame edene kadar kimseyi tekfir etmiyorsunuz, bakın işte sizin kitabınızda bile peygamber, din ve Kur'an'ın gelmesiyle hüccet ikame edilmiş deniyor. Allah hücceti tamamladım diyor, siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz ki bu üç hücceti yeterli görmüyorsunuz? Ne kadar büyük bir çelişkidir bu. Bu paradoksu fark eden bir El-Kaide'cinin uyku uyumaması ve Allah'tan korkup akidesini araştırması lazım. Zira bu hal üzere ölürlerse kafir olarak gidecekler berzah alemine. Ayrıca madem hüccet ikame edene kadar kimseye kafir demiyorsunuz, ne diye insanlara hüccet ikame ediyorsunuz ki? Adamlar zaten size göre cennetlik. Hiç hüccet ikame etmeyin de direkt cennete gitsinler. Ya siz hüccet ikame etseniz ve onlar da hüccetinizi reddederse ne olacak? Zaten amacınız milleti Müslüman yapıp cennetlik etmek değil mi? İşte hiç hüccet ikame etmeseniz de bunlar Müslümansa hiç uğraşmayın. Adamların keyfini kaçırmayın. Sessiz sakin cennete gitsinler. El-Kaide'nin diğer alimleri Ebu Yahya Libi, Mustafa Ebu'l-Yezid ve Azzam Amriki'den birçok küfür itikadı sözü nakledebilirim ancak bu kadarıyla iktifa ediyorum. Velhasılı kelam El-Kaide kendine Müslümanım diyen herkese Müslüman diyerek onları razı etmiş. Ama bu arada Allah'ı razı etmeyi unutmuşlar besbelli. Yani El-Kaide'si, Taliban'ı, IŞİD'i, El-Nusra'sı, popüler deyimiyle tamamı modern revizyonist troçkist kırması, mürciye alaşımı, kafir opportunist cephedir. Cehaletin özür olmadığına dair onlarca ayet, yüzlerce hadis ve sahabe icması varken El-Kaide'nin ne menen bir küfür akidesi üzerinde olduğunda iki akıl sahibi insan ihtilaf etmez. Allah bunlara hidayet etsin. Bu dinsizlik hiç şüphesiz Müslümanlar olarak ayaklarımızın altındadır. Ne güzel demiş Necip Fazıl. Benim ayaklarımın altı da müsait başımın üstü de. Nerede olacağını sen seç. Vesselam. Esselamu Aleyküm. El-Kaide'nin batıl akidesini anlattığımız video serimizin üçüncüsündeyiz. El-Kaide'nin akidesinden bahsederken Ebu Muhammed el-Makdisi'den bahsetmemek asla olmazdı. Gerçi Makdisi o kadar farklı bir menhece sahip ki El-Kaide'ciler de onu sahipleniyor, IŞİD'ciler de. Makdisi de bu konuda şark kurnazı gibi siyaset gidiyor. Mesela bazen IŞİD'i övüyor, bazen yeriyor, bazen El-Kaide'yi övüyor, bazen HTŞ'yi yani El-Nusra'yı yeriyor. Kendisini örgütler üstü gördüğü için eleştirilme hususunda dilediği gibi konuşabiliyor. Tüm örgütler de onu karşısına aldığında ciddi bir sempatizan kaybı yaşayacaklarını bildikleri için açıktan kendisine tavır almıyorlar ama içten içe diş biliyorlar. 45 yıldır İslami piyasada olan Makdisi'nin geçmişte oğlu IŞİD saflarında, erkek kardeşi ise El-Kaide saflarında yer aldı. Kendisi dünyanın en büyük gazetelerinden Fransız Le Monde'den Helen O'Sullivan'a verdiği röportajda El-Kaide'yi kuran Osama Bin Laden'in de IŞİD'i kuran Zarqawi'nin de kendisinden ilim öğrendiğini söylemiştir. Yani Makdisi'nin akidesini öğrenirsek piyasada ne kadar İslami kavramları istismar eden örgüt varsa onların DNA'larına inmiş oluruz. Ve umulur ki bir daha böyle tuzaklara düşmeyiz. Zira 1993 Bosna Savaşı'nda, 1999 Çeçenistan Savaşı'nda, 2001 Afganistan Savaşı'nda, 2003 Irak Savaşı'nda, 2011 Suriye Savaşı'nda tevhid ümmeti olarak hep iyi niyetimiz suistimal edildi ve on binlerce genç canını verdi. Artık kandırılmak yok. Birileri neşitlerle sizi kandırmasın. Birileri Arapça biliyor veya ağzı biraz laf yapıyor diye sizi kandırmasın. İmanlarınızı kimsenin cebine koymayın. Büyük düşünün ki büyük işler başarasınız. Makdisi'nin akidesini anlamamız ve bu örgütlerin DNA'larına inmemiz için öyle uzun boylu araştırmalar yapmamıza gerek yok. Makdisi'nin Her Şeyim dediği ve 1998'de yazdığı Tekfirde Aşırılıktan Sakındıran 30 Risale isimli kitabını okumamız gerekecek. İlimle uğraşanlar bu kitabı genelde 30 Risale olarak bilirler. Bu o kadar ilginç bir kitaptır ki içinde ezberlenmesi bölümler de var, baştan sona küfür dolu bölümler de var. Allah tabiinden İmam Salih'e rahmet etsin. O şöyle söylemiştir. İçine batıl karışmış hak apaçık küfürden daha tehlikelidir. Zira insanlar alim olmadan da hakla batılı ayırt edebilirler. Fakat içine hak bulaşan batılla hakkı ayırmakta zorlanırlar. İşte bu kitap da aynen böyle bir kitaptır. İşte Makdisi'nin 30 Risale isimli kitabındaki küfürleri. 1. Her tağutu tekfir etmeyen kafir değildir.
Makti ise kitapta tağutları tekfir etmen herkesi tekfir etmek adlı bir başlık altında şu hezeyanda bulunuyor. Tağutları tekfir etmemeye binaen tevhidin gerçekleşmediği iddiası ile tağutları tekfir etmen herkesi tekfir etmek de bu meselede yapılan önemli hatalardan biridir. Şüphesiz tağutları inkar etmek tevhidin şartı ve yarısıdır. Tağutu inkar etmeyen kişi kopması mümkün olmayan sağlam ipe sarılmamış ve böylece helak olan kafirler zümresinden olmuştur. Ancak tağutu tekfir etmek onu inkar etmenin sıhhat şartlarından biri midir? Diğer bir mana ile Müslüman görülmesi, namaz kılması ve ibadet etmesi gibi davranışlarına aldanarak veya cehalet sebebiyle tağutu tekfir etmeyen bir Müslüman, tağutu tekfir etmemesi sebebiyle kafir midir? Susamış kişinin susandığı ama yanına geldiğinde su değil zehir bulduğu hamasi sözlere ve genellemelere ihtiyacımız yoktur. Tağutun tekfir edilmesini onların inkar edilmesi konusunda şart olarak gören bazıları, günümüz alimlerinin bazı genellemeleri dışında bu söyledikleriyle ilgili hiçbir delil gösteremezler. Bu kişiler alimlerin sözlerinden yararlanırlar. Ancak alimlerin sözleri delil olmayıp delillendirilmesi gereken sözlerdir. Görüldüğü üzere Maksisi'ye göre Müslüman olabilmeniz için Allah'la kul arasına giren şeytan, kahin, sihirbaz ve benzeri tağutları tekfir etmeseniz de olur. Yani reddettim demeniz yeterlidir diyor. Ayrıca kendisi tevhid ehline hakaret ederek tağutu tekfir eden alimlerin sözleriyle amel edenlerin su değil zehir içtiğini söylüyor. Peki gerçekten de tağutu tekfir etmeyen Müslüman olabilir mi? Tabii ki hayır. Maktisi sözlerine ne muhkem bir ayet delil getirebiliyor ne de bir hadis. Sadece İmam Şevkani'den yarım yamalak bir söz naklederek bu küfür sözü inşa ediyor. Maktisi böylece tağutları tekfir etmenin vacip bir iş olduğunu lakin bunun tağutu inkar için dolayısıyla da imanın gerçekleşmesi için sıhhat şartı olmadığını ileri sürüyor. Belen Maktisi'nin buradaki asıl maksadı bilhassa İslam'a nispet edilen tağutları tekfir etmeyen kişilerin mazeretli olabileceğini savunmaktır. Bütün bu teoriler onlar için ihdas edilmiştir. Yoksa Maktisi Firavun'u, Nemrud'u, Deccal'i, Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'i, papazları, hahamları vesaire İslam iddiasında bulunmayan tağutları hatta geçmişte sahte peygamber Müseylemetül Kezzab gibi kendisini İslam'a nispet eden tağutları tekfir etmeyen kimselerin durumu sorulsa böyle birinin Müslüman olmayacağını ve İslam'a girmesi için söz konusu tağutları ve tabilerini kafir görmesi gerektiğini hiç çekinmeden ifade ederler. Hatta bu saydıklarıma kafir demeyen dinler arası diyalogçular, mealciler, cemaatçiler, vahdet-i vücutçu sofiler gibi batıl ehlini tekfir edip bunlara karşı reddiyeler yaparlar ve de bu demagojilerin hiçbirisini bunlar hakkında yapmazlar. Maktisi ve Maktisi akidelilere sormak lazım. İşinize gelen tağutları tekfir ediyorsunuz da işinize gelmeyenleri etmiyor ve bunları tekfir etmek imanın sıhhati değil diyorsunuz. Sizin tekfir ettiklerinizin canı can da diğerlerinin tekfir ettiklerinin canı patlıcan mı? Bunlara Allah'ın Kamer suresi 43. ayette dediği gibi diyoruz. اَكُفَّارُكُمْ غَيْرٌ مِّنْ اُلَٰئِكُمْ Sizin kâfirleriniz diğer kâfirlerden daha mı hayırlı? اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُورِ Sizin kurtulduğunuza dair Allah'tan bir senet mi var? Maktisi ve Maktisi gibi düşünenler bu akidenin neticesinin ne olacağını hiç düşünmeden, Allah'tan da korkmadan sırf anne babalarını, atalarını, akrabalarını İslam'a nispet edip toplumun tepkisini çekmeden din yaşayabilmek uğruna bu teorileri uyduruvermişlerdir. Onlar sırf bu kimseleri kurtarmak adına bizatihi genel olarak tüm tağutların tekfirinin iman şartı olmadığını zırvalamışlardır. Ve dinde öyle bir batıl ihdas etmişlerdir ki böyle bir batılı daha önce ne Cehmiye ne de başka bir fırka icat etmemiştir. Öyle ki az önce değindiğim bu saçma teoriye göre kişinin Müslüman olabilmesi için şeytanı tekfir etmesi gerekmemektedir. Sonuçta şeytan da bir tağuttur. Veyahut da Firavun döneminde, Nemrut döneminde ya da sonraki dönemde yaşayan bir kimsenin Müslüman olabilmesi için Firavun'un ya da Nemrut'un ilahlığını reddetmesi yeterlidir. Bunların kafir ve Allah düşmanı olduğunu bilmesi şart değildir. Bu nasıl saçma bir akidedir? Bu kişiler elbette ki Firavun ve Nemrut hakkında böyle demezler. Bunlar sırf gündelik çıkarları için uydurdukları teorilerin buraya yarayacağını düşünmemişlerdir bile. Lakin bu mezhepleri esas itibariyle bunu gerektirmektedir. Maktisi kitabında bu küfür sözlerinin ardından şöyle diyor. Şimdi soruyoruz. Tağutların tekfir edilmesinin tağuta ibadetten kaçınma ve onu inkar etmenin sıhhat şartı olduğuna dair Allah'ın kitabının ve onun Resulünün sünnetinden açık bir delil var mıdır? Görüldüğü üzere Maktisi sanki büyük bir marifetmiş gibi meydan okurcasına tağutu tekfir etmenin imanın sıhhatinden olduğuna dair delil yok diyor. Burada söz konusu olan şey sadece tağutların değil, bütün kafirleri tekfir etmenin dinin aslından ve imanın sıhhat şartlarından olduğudur. Bu hususta tağut olanlar ve olmayanlar diye sünni ayrımlara gitmenin bir anlamı ve gereği yoktur. Tekfirin dinin aslından olduğunu önceki videolarda anlatmıştık ve tekrar baştan anlatıp videoyu uzatmak istemediğim için söz konusu videonun linkini alttaki açıklama kısmına bırakacağım, oradan bulabilirsiniz. Apaçık küfrü olan bir kafiri tekfir etmeye dinin aslı demek, dinin olmazsa olmaz temellerinden ve esaslarındandır manasına gelir. Zira asıl kendisi olmadan diğer şeylerin ayakta duramayacağı
temel ve kaide anlamına gelir. Bunun delili ise şu veya bu alimin kavli değil, bizzat la ilahe illallah sözüdür. Çünkü la ilahe illallah sözü şirkin ve şirk ehlinin reddini yani la'yı içerir. Keza tağutun inkarını ihtiva eder. Müşriklere ve tağutlara Müslüman diyen, onlarla kendisini din kardeşi olarak gören birisinin ise onlarla velayetini kesmiş olması dinen de aklen de mümkün değildir. Ayrıca müşriklere ve tağutlara Müslüman diyerek küfrü iman olarak nitelendiren bir kişi iman ve küfrün arasını ayırt edemiyor demektir. Yine böyle bir kişi kafirlerin vasıflarını bildiren ayetleri de amelen yalanlıyor demektir. Bütün bunlar küfürdür ve bunların küfür olduğuna delalet eden bütün deliller tağutlara ve kulları olan müşrikleri tekfir etmeyenlerin kafir olduklarına, dinin aslını yerine getirmediklerine de delil olmaktadır. Bu delilleri ne Maktisi ne de bir başkası yalanlayabilir. Ancak böyle süslü kelamlarla mevzuyu sulandırırlar. Güneşi Mecusiler, Hazreti İsa'yı Hristiyanlar, Hazreti Üzeyri Yahudiler, Abdülkadir Geylani'yi de Sofiler kendilerine tağut edindiler. Ancak bunların hiçbiri tağutluktan razı olmadıkları için bu ismi almazlar. Maktisiye ve Maktisi nakidesinde olanlara sormak lazım. İlahlığını iddia edip tağut olmuş birisine Müslüman diyen kişi kafir değilse size göre gerçekten kafir kimdir merak ediyorum. 2. La ilahe illallah diyen halkları tekfir etmek hariciliktir. Maktisi otur risalesinde şöyle diyor. Hariciler önceden Darul İslam olup da sonradan Darul Küfür olsa bile akidesini bizzat bildikleri kişiler dışında bütün halkın kafir olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Bunlar ilim ve bu ilmin tahsiliyle uğraşsalardı, usul ve furu bilgileri alsalardı, küfre götüren söz ve fiiller meydana gelmiş olsa bile tekfir etmek bir yana, kan ve malın mübahlığını önleyen aşamaların şartlar ve engeller bulunduğunu, özellikle musallat oldukları mustazaflar, davetçiler, tağuttan düzen ve kanunların koruması altında olmayan müminler hakkında böyle bir hükme varmalarının önünde engeller olduğunu göreceklerdi. Sözün veya fiilin küfür olarak nitelendirilmesinin muayyen kişiyi tekfir etmeyi gerektirmediğini, dolayısıyla arzu ettikleri sonuçların ona terettüp etmediğini anlarlardı. Bu batılı çözümsemek için alim olmaya hiç de gerek yok. İslam coğrafyasının tamamında bidatler, şirkler, hurafeler, masiyetler, küfürler, demokrasi, ılımlı İslam, tarikatların ve daha sayamayacağımız birçok batıl kök salmışken Maktisi ısrarla halklara Müslüman diyor ve onların küfürlerini görmezden geliyor. 3. Suud müftüleri Müslümandır. Amerika'nın Orta Doğu'daki şubesi, vekili, dostu, müttefiki ve süt kardeşi Suudi Arabistan Devleti'ni ayakta tutan din adamlarından övgüyle bahseden Maktisi, Suud'un en büyük müftüsü Belen Bin Baz'ı tekfir etmiyor ve bunu Afgan-Rus Savaşı'nda yaşadığı bir anıyla delillendirerek hakkı insanlara pis, pisi ise temiz gösteriyor. Ben Pakistan'dayken tekfircilerden bir grup kafire kafir demeyen kafirdir sözüyle amel ediyorlardı. Bin Baz'ı tekfir ediyorlardı. Bin Baz'ı tekfir etmeyenlerin etmeyenlerini de tekfir ediyorlardı. Aynı şekilde bu silsileye devam ediyorlardı. Bana Bin Baz'ın durumunu sordular. Dedim ki, bu gibi muayyen kişilerin kafir olup olmama konusunda duraksıyorum. Evet, doğru. Üzerinde nas olmayan muayyen şahıslarda bir sayıdan sonra insanlar vakayı bilmedikçe silsile yoktur. Lakin bu örnek Maktisi'nin Bin Baz'ı tekfir etmediği gerçeğini örtmez. Maktisi'nin tekfir edemediği Bin Baz ve diğer Suud alimleri hakkında daha sonra bir video silsilesi yapacağım için bu konuya hiç girmiyorum. Lakin Bin Baz'ın 23 Mayıs 1989 tarihli El-Müştema'u dergisinde yayınlanmış olan fetvasında oy kullanmaya cevaz veriyor. Allah'a sövenin kalbiyle itikad etmedikçe kafir değil günahkar olacağını söylüyor. Dünya düz diyenlere kafir diyor. Memurluk, okul, askerlik ve mahkeme meselelerine zaruri olduğu gerekçesiyle cevaz veriyor. Bu örnekleri arttırmak mümkün. 4. Tekfir dinin aslından değil vaciplerindendir. Maktisi şöyle diyor. Tekfir konusunda yapılan en yaygın hatalardan biri de kafiri tekfir etmeyen kafir olur kuralının gerekli ayrım yapmaksızın herkes için kullanılmasıdır. Bu kuralın kötüye kullanılması gençler arasında genel bir musibet, umumi bir bela olmuştur. Öyle ki aşırıların hocalarından kimileri bu kuralı dinin aslı ve sahatinin şartı saymakta, İslam'ın varlığını veya yokluğunu ona bağlamakta, vela-bera ilişkilerini bu kurala göre uygulamakta ve bu kuralı mutlak olarak kullanan kişileri Müslüman dostları olarak kabul edip bu kuralın bazı unsurlarında onlara muhalefet edenleri ise düşman sayarak tekfir etmektedirler. IŞİD'in savunduğu tekfir dinin aslından değil vaciplerindendir akidesini görüldüğü üzere ilk ortaya atan Maktisi'dir. Maktisi'nin Otur Risale kitabı 1998'de Ürdün'deki El Cefir Hapishanesi'nde yazdığını göz önüne alırsak IŞİD'in kimden etkilendiğini kolaylıkla görebiliriz. Asli meselelerde tekfirin dinin aslından olduğunu anlatan bir videoyu daha evvel yayınladığım için tekrar edip konuyu uzatmak istemiyorum. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tekfirin dinin aslından olduğuna dair birçok ayet, hadis ve iki icma nakli varken halen tekfiri yok saymak bir mürciyeleşme temahülü değil de nedir? Bu arada Maktisi'nin Hüsnü Refaka kitabında da tekfirin dinin aslından olmadığını uzun uzun savunduğunu hatırlatmak isterim.
5. La ilahe illallah demek kişiyi Müslüman yapar. Makdisi 30 Risale isimli kitabında şöyle diyor. Alimlerin kitaplarında belirtmiş oldukları İslam'ı bozan şeylerden bazıları hakiki iman ile ilgilidir. İhlas ve zıttı olan gizli şirk, doğruluk ve zıttı olan kalbi yalanlama, yakin ve zıttı olan şüphe gibi ancak Allahu Teala'nın bilebildiği bu gizli haller bu kabildendir. Bu türden olup da sadece Allah'ın bildiği sebeplere binaen insanları tekfir etmek doğru değildir. Çünkü bu sebepler dünya hükümleri açısından ancak açık ve net olan şartlar ve bu şartları bozan hallerle itibar edilir. Kişi hakkında hükmü İslam, açık olan sebeplere binaen verilir ve ona Müslüman muamelesi yapılarak kanı canı dokunulmaz hale gelir. Kişinin gizledikleri ise Allah'a havale edilir. Görüldüğü üzere Makdisi, La ilahe illallah diyen herkese Müslüman diyor ve zahiren onların İslam'ına hükmediyor. La ilahe illallah demek kişiyi Müslüman yapsaydı şeytan da Müslüman olurdu. Zira şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Bilakis Allah'ı kabul ediyor ve Hicr suresinin 39. ayetinde de görüldüğü üzere Allah'ın Rabliğini diliyle ikrar ediyor. Kendisine nasıl Müslüman olunacağı sorulduğunda Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Men kâle la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse ve kefere bima yu'bedu min dunillah ve Allah'tan başka ibadet edilenleri tekfir ederse herme maluhu ve damuhu ve hisabuhu alallah. Onun canı malı haram olmuştur, hesabı Allah'a kalmıştır. Yani Müslüman olmuştur diyor. Başka bir rivayette ise men kâle la ilahe illallah ve kefere bima yu'bedu min dunillah dakhala'l cennet diyor. Yani kim la ilahe illallah der, Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse cennete gider diyor. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz la ilahe illallah kelimesinin tağutları tekfir etmeden, yani Allah'tan başka ibadet edilenleri reddetmeden kişiye fayda vermeyeceğini ve dolayısıyla ancak böyle yapan birine Müslüman deneceğini söylüyor. Lakin Makdisi sadece la ilahe illallah demeyi yeterli görüyor. Doğrusu Makdisi'nin bu sözleri şeytanı bile cennete girme hususunda heveslendirmiştir. 6. Okul konusunda sakındıranlar tekfir edilmez. Makdisi okul konusunda şöyle diyor. Okul meselesi lazımla tekfir ve ihtimalli fiillerle tekfir kapsamına girer. Malumdur ki bizim zamanımızda içinde çeşitli küfür akidelerinin öğretildiği tağut okullarına insanlar çocuklarını göndermektedirler. Bunun için ilmi az olanlardan bazıları bu insanlar söz konusu küfürlere razılar diye sırf okullara çocuklarını gönderdikleri için insanları tekfir etmektedirler. Yani göndermenin razı olmak olduğunu söylerler. Ancak çocuklarını okullara gönderenlerin çoğu sadece ve sadece okuma yazma, matematik gibi ilimleri öğrenmek için çocuklarını gönderirler. Bazı kimseler okullarda sistem için yapılan aşırı saygı fiillerinden dolayı ayrım yapmaksızın çocuğunu okula gönderen herkesi tekfir etmektedirler. Söz konusu fiillere ilmi gözle bakan kişi tekfir için yeterli olmadığını görecektir. Görüldüğü üzere Makdisi sakındırma gerekçesiyle çocuklarını okula gönderenlerin tekfir edilmeyeceğini söylüyor. Tekfir edenleri ise ilmi az olmak yani cahillikle itham ediyor. Allah Makdisi'ye hidayet etsin. O Allah katında öyle bir sancak kaldırdı ki kendisinden önce bunu hiç kimse yapmamıştı. Şayet küfür sakındırmakla ortadan kalksaydı neden insanlar yaptıklarından dolayı tekfir ediyoruz ki? Oy kullanan İslamcılar CHP'den sakındırmak için, askere gidenler olası bir Amerikan işgalinden sakındırmak için, mahkemeye gidenler kendilerince haklı meselelerden sakındırmak için bunları yapıyorlar. Şeytan bile Allah'tan başkasına secdeyi sakındırmak için Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Şayet sakındırma tevili birilerini kurtarsaydı başta şeytan kurtuldu. Kimse sırf kafir olmak için kafir olmaz. Herkesin bir tevili vardır ve bu tevil sebebiyle küfre girerler. 7. Her oy kullanan kafir değildir. Makdisi şöyle diyor. Meclislerin görevinin insanlara hizmet vermek olduğunu düşünüp kandırılarak oy verenleri tekfir etmediğimiz gibi akrabalarını veya tanıdıklarını bu sebeple başa getirmek için oy veren avamları da tekfir etmiyoruz. Sorunları çözecek, kendilerine veya bölgelerine hizmet edecek birilerini seçmek için insanlar oy kullanmaktadırlar. Tekfirde yapılan hatalardan biri de parlamento veya belediye seçimlerine katılarak oy kullanan herkesin amaç ve hata dikkate alınmadan ve hüccet ikamesi yapılmadan direkt tekfir edilmesidir. Hamasetli gençlerden birçoğu tekfirde muteber olan kastın şekillenmesinde etkili olan cehalet özrünü dikkate almadan bu seçimlerde oy kullanan herkesi muayyen olarak tekfir etmektedirler. Halkın çoğu için belediye seçimlerindeki küfür açık değildir. Görüldüğü üzere Makdisi'ye göre milletvekili seçimde akrabası aday olanlar kafir değildir, diğerleri kafirdir. Yerel seçimlerde ise hiç kimse kafir değildir çünkü konu kapalıdır. Makdisi'nin Allah'ın El-Hakem, El-Hakim ve El-Adil isimlerinin iptal edilip teşri yapılmasına vekalet verenlere dair söylediği bu söz, kendisine cevap verilmeye bile gerek olmayan bir batıldır. Bu konudaki küfür itikadı güneşin aydınlığı gibi ortadadır. Velhasılı kelam, görüldüğü üzere Makdisi'nin 30 Risale isimli kitabının 7 kısmı küfür içeriyor. Başka konularda da problemler var ancak farklı manalar çıkabilecek cümleler içerdiğinden ele almak ve haksızlık etmek istemedim. Zira şüpheyle amel edilmez.
Tüm bunlar Makdisi'nin kafir olduğunun anlaşılması için yeter de artar. Makdisi itikadında olanlara ve Makdisi'ye Allah hidayet etsin. Bu kafa var olduğu müddetçe İslam ümmeti olarak sömürülmeye devam edeceğiz ne yazık ki. Makdisi gibilerinin bize aşıladığı cihadi menheç, tevhid ehlini Afganistan, Bosna, Çeçenistan, Irak, Suriye ve diğer örneklerde görüldüğü üzere 40 yıldır topluca feşel olmak dışında hiçbir yere götürmüyor. Batılı güçler 40 yıldır 5-10 yılda bir ümmetin gençlerini savaş bölgelerine topluyorlar, biraz toprak veriyorlar, sonra da hepsini topluca katlediyorlar. Bunun yerine davet menhecini merkeze almalıyız. Cihat kavramının günümüzde istismar edildiğini görmeli ve bir öz eleştiri yaparak Makdisi gibi kafirlere artık meydan vermemeliyiz. Makdisi'nin bunca küfürlerini öğrenmesine rağmen inatla kendisini tekfir etmeyen bir kişi hakkı batıldan ayıramıyor, küfürle imanın arasını ayırt edemiyor demektir. Yine böyle bir kişi açık nasları yalanlıyor ve kafire Müslüman diyerek Müslümana verilmesi gereken velayet bağını kafire veriyor demektir. Bu dört sebep ise kendilerinin İslam dışına çıkması için yeterlidir. Şair ne güzel demiştir. Hiç kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. Vesselam. Esselamu Aleyküm. El-Kaide'nin batıl akidesini anlattığım videoların dördüncüsündeyiz. Bu videoda El-Kaide'nin Türkiye üzerinde 2014'ten beri oynadığı oyunu anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki siyasal kimlik ve dindarlık araştırmasının sonuçları açıklandı. İnsanların çok şaşırdığı ama tevhid ehlinin az bile gördüğü sonuçlara göre ülkenin sadece %86'sı kendine Müslüman diyor ve geriye kalan %14'lük kesimi ise kendini ateist, deist veya başka dinlerden sayıyor. Ayrıca ne yazık ki ülkemizdeki insanların sadece %17.3'ü kendini dindar yani İslami kesim olarak nitelendiriyor. Tüm bu rakamlar dinsizliğin ve Müslümanım diyenlerin dinden ne kadar uzaklaştığını ortaya seriyor. Zaten Müslüm'de geçen bir sayı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda vaziyetin tam da bugünkü bu olacağını haber verirken şöyle buyurmuştur. Bede'el İslamu gariben feseyaudu li gariben. Fetuba lil guraba. İslam garip olarak başladı, başladığı gibi garip hale dönecektir. O gariplere selam olsun. İslam'ın ilk yıllarındaki gibi Müslümanların az olduğu bir vakitteyiz. Lakin böyle bir zamanda bile birileri hain emellerini gerçekleştirmek peşinde. Bunlardan biri de genelde İslami kesimi, özelde ise tevhid ehlini ifsada uğratıp kafir örgütlerine katma peşinde olan El-Kaide'den başkası değil. Çabuk duygulanan ve duygularıyla hareket etmek gibi kusuru olan tevhid ehli hatırlanacağı üzere yıllar önce de Suudi Arabistan'ın aynı sömürü çukuruna düşmeye çalışılmıştı. Arapçada neşit çalgısız ezgilere ve ilahilere denir. Şu an dinlediğiniz neşitlerin neredeyse yarısını eski kulağı kesiklerden Ebu Ali ve Ebu Muhennet söylüyor. Bu iki kişi de Suud Devleti'nin adamlarıdır ve Suud Devleti vakti zamanında bunları kendi güdümündeki örgütlere eleman toplamak için ülke ülke dolaştırmıştır. Örneğin uzun yıllar evvel Almanya'ya gittiler. Sonra İngiltere'nin Birmingham kentinde faaliyet yürüttüler. Ardından da Fransa'daki İslami cemaatleri gezdiler. İslam coğrafyasında dolaşmadık yer bırakmadılar. Resulullah Rabbana ve bil-İslam ahyana ve allamana bi en nebqa li dinillahi a'wana tecemma'na bi nuri hudahu ihwanan. Bugüne gelindiğinde ise Ebu Ali Suud Devlet kanalında haftalık konserlerini yayınlatıyor. Fi hanayel muttaqi كم تساقينا بيانا من خطاب المرسلين يعتلي بالحسن بدرا
فيه حق ويقين فيه حق ويقين. Yani olan bu kafirlerin cihat neşitlerinden etkilenip örgütlere katılanları oldu. Bu arada bir zamanlar Usama bin Laden'i öven neşitleriyle bilinen meşhur malum şahıs artık Suud Devlet krallarına şarkılar yazmakla meşgul. Sem'an ve ta'ahle mrekel ceyşi meşhul Allah yeble kelle min yebtelina adatina ma na'rifel gadri vel khul ولا عمرنا على القصير اعتدينا ميثاقنا مصيون والعهد مصيون. Bunlar eski hilelerdi. Şimdi tehlike daha büyük. Gelin bu isimleri ve yaptıklarını tek tek ele alalım. 1. Abdullah el-Muheysini. El-Kaide'nin Suriye'deki bağlılarından olan Suudi Arabistanlı Muheysini, yakın bir zamanda Suriye'nin Kuzeyhama kırsalındaki çatışmalarda ölen Ebu Yusuf adlı bir Türk militanın cenazesinde Türkiye yönelik bir propaganda konuşması yapmasıyla gündeme geldi. Sık sık Türkiye gençlerine hitap eden Muhaysini, El-Kaide'nin Suriye'deki paravan örgütlerine eleman kazandırmak için elinden geleni yapıyor ve her ay Türk halkına yönelik konuşmalar yayınlıyor. İhvanına fi Türkiye, şa'be Türkiye tayyib el-mubarak. Aqul lekum kema tadna, hoş geldiniz, nasılsın, Allah razı olsun. Es'Allah an yetekabbele minna ve minkum. Kendisi tıpkı El-Kaide gibi cehaleti özür gören ve şirk işleyenlere müşrik dememek için türlü türlü desiseler uyduran biridir. Muhaysini konuşmalarında Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı temalarını kullanarak El-Kaide işini göstermeyi ihmal etmiyor. Ya ahle Türkiye, ya ahle Türkiye, ya ahfad el-Fatih, ya ahfad el-Osmaniyin, lekad sattara tarihu tarihi ecdadikum, el-Fatih ve men-na'a, fekifu yevme ma'a jiranikum, ve'lemu anna انتصار ثورة الشام يعني هلاك البكك ومن معه ويعني انتصار السنة ويعني الدفاع عن رسول الله ويعني الدفاع عن أبي بكر وعمر فأروا الله كيف تحبون الله ورسوله. Ayrıca Muhaysini Abdülhamid üzerinden de sık sık duygu sömürüsü yapıyor. جدكم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته حينما أرسل له هرتزل رسالة يقول إلى السلطان عبد الحميد الثاني. Muhaysini ayrıca Türkiye halkına yönelik vloglar da yapıyor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواننا الأحبة الكرام إخواننا وأخواتنا في تركيا أسأل الله أن يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. أقول لكم بلغتكم الجميلة أي أخ شمرار. طبعا ليس أخ شمرار الآن لكن أنا هذا كلمة أعرفه من تركيا. Yine Muhaysini kız erkek tüm gençleri proje adı altında örgütlemeyi ve saflarına davet etmeyi de ihmal etmiyor. Onun adı Allah. Hamletun atlaknaha fi şemali huna. Fi ardı şam. Fekâne lehâ kabûlen kebîren ciddâ. Fi hâzel yevm, yevmis sebtil azîmil mübârek, bi'unvan onun adı Allah. Netehaddethu fîhâ anillâh, an rabbil âlemîn, celle celâluh. Hani'en ve mübârekun لكل من سيشارك في هذه الحملة أنه سيأتي يوم القيامة يجد في صحيفته خبرا جميلا شاركت في تركيا عن تعظيم الله جل جلاله. أخي الحبيب أختي الفاضلة أكيد أنت تسمعني الآن تقول في نفسك كيف أشارك في هذه الحملة، أنا أريد أن أشارك في هذه الحملة الجميلة العظيمة. أقول الحملة بإذن الله هي لك وهي منك، ستنطلق بالجميع، هناك طرق كثيرة لنشارك في الحملة. مدة الحملة أسبوع واحد من يوم السبت اليوم إلى السبت القادم إن شاء الله، الجميع يستطيع أن يشارك. كيف أشارك في الحملة؟ هناك عدة محاور. المحور الأول رجب بالتاجي. Adana'daki Siraç Vakfı'ndayken Suriye'nin İdlib bölgesine gitti ve El-Kaide'nin menhecindeki paravan örgütlerden birine katıldı. Bağımsızmış gibi hareket eden Recep Baltacı sürekli YouTube'a Türkiye'deki İslami kesime ve özellikle de gençlere yönelik dersler yapıyor. Ayrıca İdlib'deki örgüt militanlarına yönelik de cihat fıkhı derslerini yapıp yayınlıyor. El-Kaide'nin hilafet projesini alttan alta lanse ederek konuşmalarında sık sık hilafet vurgusu yapan Recep Baltacı, Türkiye'deki örgüt sempatizanlarına da size üç düşüyor diyerek mesajlar veriyor. Alimler diyor ki işte hilafet Beytül Makdis'te, Kudüs'te ilan edilecek. Ondan sonra depremler olacak. O depremlerde de diyor Medine harap olmuş olacak. Medine yıkılmış olacak. Kardeşler bunu anlatırken evvela bu hadislere şöyle bakacağız. Madem bu olaylar olacak, madem bu olaylar zuhur edecek, o halde biz oturalım yerimize deme hakkına sahip değiliz. Evvela bu
hadisler bize neyi öğretiyor? Gelecekte böyle durumlar olacak. Sana bir görev düşüyor Müslüman. Sana bir görev düşüyor. Tabi olduğu örgüt hususunda aşırı bir sevgisi olan Recep Baltacı, İdlib'deki El-Kaide ve paravan unsurlarını ateşli bir şekilde savunmaktan da geri durmuyor. Şunu çok iyi bilsinler ki, İdlib'deki mücahitler Guta'nın mürtetlerine benzemez. İdlib'deki muhacirler Yermuk'un alçaklarına benzemez. İdlib'deki ensar vallahi Dera'daki alçak hain mürtetlere benzemez. Siz İdlib'deki mücahitleri Humus'un şerefsizlerine benzetmeyin. Recep Baltacı bilinenin aksine mürciyedir ve küfür akidesine sahiptir. Geçmiş videolarda anlattığımız El-Kaide akidesine sahip olan Recep Baltacı, Usama bin Laden, Zevahiri, Ebu Yahya Libi, Atiyetullah Libi, Mustafa Ebu Yezid ve Azam Emriki gibi isimleri tekfir etmek bir yana, haklarında savunmalar bile yapıyor. Recep Baltacı bu konuda o kadar rahat ki, insanları küfür akidesine davet ettikleri Suriye Savaşı'na cihat diyor ve bunun faziletlerine dair dersler bile yapıyor. Kıymetli mücahit kardeşlerim, biliyorsunuz Allah ve Resulü cihat etmiş olan insanlara faziletleri hakkında, onlara vereceği mükafatlar hakkında çok fazla rivayetler, çok fazla ayet ve hadisler biliyoruz. Cihat eden kimseler birçok faziletlere ve birçok nimetlere mazhar olurlar. Gerek bu dünyada, gerek ise ahirette. Bunun tam aksi olarak da cihadı terk eden insanlar, cihat etmeyen insanlar, nefislerine uyan insanlar, Allah'ın emirlerine boyun eğmeyen insanlar, onlar da tam aksi olarak hem dünyada hem de ahirette birçok mükafatlardan ve nimetlerden mahrum olurlar. Kabul etmeye cesaret etmeyeceğini biliyorum ama yine de Recep Baltacı'ya şu soruları soruyorum ve kendisini münazaraya davet ediyorum. Akideni neden teferruatlarıyla ortaya koymuyorsun? Allah'ın karşısına çıkmayı göze aldığın akideni insanların karşısındayken saklamanın hiçbir manası yok. İdlib'deki herkes senin akideni biliyor lakin YouTube'da yeni insanlar seni tanımıyor. Sözlerine bakarak seni bir nimetten sayıyorlar. 2. Cehaleti özür görüp de müşrikleri tekfir etmeyen azirlere ne diyorsun? Zira bu akidede olup da senin olduğun İdlib'de yer alan onlarca ketibe ve grup var. 3. Muhakeme, okul ve tekfirin dinin aslı mı yoksa vacibim olma hususlarında ne diyorsun? 4. HTŞ ve El-Kaide gibi örgütler hakkında sana sorulan ısrarlı sorulara neden cevap vermiyorsun? Bu soruları soruyorum çünkü bu konular bugünün akide meseleleridir. Benimle münazara yap, ikimiz de ses kaydı alalım ve Allah batıl zarafı zelil etsin ve insanları da buna şahit tutsun. 3. Kişi Musa Ebu Cafer. 9 sene evvel derslerini ilk dinlediğim kişilerden olan Musa Ebu Cafer, 7 sene öncesinde Afganistan'dan geldikten sonra 180 derece değişti ve El-Kaide'nin menhecine geçiş yaptı. Hatalarından dolayı tövbe ettiğini izah ettiği toplam 6 saatlik ses kaydını o zamanlar İslam.tr isimli bir sitede yayınlatmıştı. Afganistan'dayken Ebu Yahya Libi, Atiyetullah Libi, Mustafa Ebu Yezid gibi El-Kaide alimleriyle uzun müzakereler yapan Musa Ebu Cafer, bizzat Zevahiri kafirine biat etti. Yakın bir tarihte Suriye'nin İdlib kentine geçen Musa Ebu Cafer, El-Kaide'nin paravan örgütlerinden birinde kadılık görevi yapıyor ve direkt Zevahiri'ye bağlı olarak faaliyet yürütüyor. 3 Temmuz 2014'te Nakül Kürsüsü isimli sitesini açan ve derslerini buraya yükleyen Musa Ebu Cafer, 25 Nisan 2017 tarihinde sitesini kapattı ve yeni sitesine geçiş yaptı. İdlib'e geçtiğinden ve artık kendince level atladığından İlim ve Cihat isimli siteyi açan Musa Ebu Cafer, bu yasaklı sitede gece gündüz örgüte eleman kazandırmak için her türlü yayını yapıyor. Akidesini uçan kuşun bile bildiği Belen Musa Ebu Cafer tam bir El-Kaide akidelidir. Cehalet, tekfir, azir, oy, okul, askerlik, muhakeme ve benzeri aklınıza gelebilecek tüm meselelerde tasnife gidiyor. Örneğin oy kullanma konusunda insanları tekfir etmemek için 40 takla açtığı dersi YouTube'da halen yayında. Musa Ebu Cafer cihatla alakalı da sık sık dersler yapıyor. Kafirlere karşı İslam'ın davasının yücelmesi için, zulmün ortadan kalkması için yapılan mücadeleye ve özellikle savaş, yani silahlı mücadele cihad deniyor. Bu dinimizde var olan bir şey. Dinimiz namaz gibi, oruç gibi, hac gibi nasıl bu ibadetler üzerine kuruluysa aynı zamanda cihad ameli üzerine de kuruludur. Onlarca ayet Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet cihattan bahsediyor. Yüzlerce hadis yine Resulullah Efendimiz'in hadisleri aleyhissalatü vesselam hadisleri cihattan bahsediyor. Ayrıca o da tıpkı meslektaşı Muhaysini gibi ölen Türk militanlarının cenazelerine de katılıyor. İşte elhamdülillah Abdülaziz kardeşimiz canını Allah'a takdim etmiş olan bir kardeşimizdi. Onun gibi yine pilot kardeşimiz, Abdullah kardeşimiz ve onlar gibi onlarcası, yüzlercesi, binlercesi bu kutlu dava için
bu hak dava için. Musa Ebu Cafer'in sağ kolu Tarık Ebu Abdullah'ı da es geçmemek lazım. Ayrıca tıpkı Recep Baltacı gibi gençlere yönelik dersler yapan Ömer Faruk'tan da bahsetmek lazım. Zira Tarık Ebu Abdullah ve Ömer Faruk Musa Ebu Cafer'in gölgesi gibi takipçisi ve adamlarıdır. Görüldüğü üzere El-Kaide paravan örgütler ve Muhaysini, Recep Baltacı, Musa Ebu Cafer, Tarık Ebu Abdullah ve Ömer Faruk gibi tanıdık simalar aracılığıyla bir virüs gibi İslami kesimin damarlarına girmeye çalışıyor. Hatta girdi de diyebiliriz çünkü sosyal medya bunlara kanallarla dolu ve ülkemizde birçok dernek bunların güdümünde. Şu iyi bilinmelidir ki El-Kaide nereye girmişse birkaç sene sonra oraya ABD girmiştir. Savaş ve kan girmiştir. Peşinden de ümmetin feşeli yaşanmıştır. Ne zaman davet yükselse ve tevhid akidesini toplumlarda yaymaya başlansa El-Kaide ortaya çıkıyor, ardından savaş çıkartıyor, biraz bölge ele geçiriyor ve tevhid ehli gençleri burada topluyor ve ABD'nin müdahalesiyle 3-5 sene sonra tuzla buz olup kayboluyor. İşin kötü tarafı ise cihat, tevhid, tağut, tekfir ve akide gibi Müslümanların kavramlarını kullanarak bu icraatlarını yapıyorlar. Ancak nasıl ki FETÖ himmet ve cemaat kavramlarını istismar etti diye bu kavramlar yok sayılamazsa, nasıl ki Adnan Oktar Mehdilik ve Deccal kavramlarını istismar etti diye bu kavramlar yok sayılamazsa, nasıl ki Cübbeli Ahmet gibileri zikir, dua, kefen gibi kavramları istismar etti diye bu kavramlar yok sayılamazsa, El-Kaide, IŞİD ve Taliban gibi kafir örgütlerin de sık sık kullandığı cihat, tevhid, tağut, akide, tekfir gibi kavramlar da bunlar yüzünden yok sayılamaz veya suç unsuru olarak done yapılamaz. Biz tevhid ehli olarak yakamızı bu tip örgütlerden kurtarıp davete odaklansak, ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle 20 seneye ne ateizm kalır, ne deizm kalır, ne fuhuş kalır, ne sahtekar cemaatler ve tarikatlar kalır. Hepsi temizlenir ve toplumlar nihayet huzura erer. Örneğin eskiler bilir ki IŞİD ortaya çıkmadan önce Avrupa'da sokaklar tevhid davetçileriyle doluydu. Ancak IŞİD ortaya çıkınca tüm bunlar örgüte katıldı ve davet meydanları boş kaldı. Üstelik bir zamanlar insanları İslam'a çağıran bu kişilerin yaptıkları yüzünden şu an Avrupa'da İslamofobi taban yapmış durumda. Allah Türkiye ve diğer yerlerdeki Müslümanları bu videoda saydığım belam hocalardan korusun. Tüm bu kavramlara kör olmak demek, hakka kör olmak demektir. Ancak körler görmese de yıldızlar vardır. Vesselam. Esselamu aleyküm. El-Kaide'nin akidesiyle alakalı 5. videomuzdayız. Daha evvelki videolarımızda IŞİD'in bazı konularda, Taliban ve El-Kaide'nin ise tüm konularda cehaleti özür gördüğünü videolar, ses kayıtları ve dokümanlarla ispatlamıştık. Özellikle de sempatizan ve ilim bakımından bunların en güçlüsü olan El-Kaide, uzun yıllardır dünya genelinde cehaletin özür olduğu akidesini yayıyor. Bu minvalde Usama Bin Laden ve Zawahiri'nin açıklamaları ve diğer El-Kaide alimlerinin beyanlarından çeşitli kolajları size daha evvelki videolarda tek tek sunmuştum. Peki cehalet mazeret midir? Bu konuyu 6 parçada ayrıntılarıyla ele alacağız. Bugün ise genel hatlarıyla cehalet meselesine bir giriş yapacağız. En baştan söylemeliyim ki goy goy peşinde olanlar veya popülist magazin bekleyenler hemen videoyu kapatsın çünkü bu video hayatlarından yarım saat çalmak dışında hiçbir işe yaramayacak. Bu silsilemiz aynı zamanda hiçbir örgüt yanlısı olmayıp da cehalete özür gören Suud kafalı telefi zevata da cevap olacaktır. Ancak cehalet konusuna girmeden evvel gözden kaçan bir noktayı hatırlatmak lazım. Peki o nedir? Ahir zamanda olduğumuz hakikatidir. Kıyamete doğru Resulullah aleyhissalatu vesselamın başlayacağını haber verdiği, yaşanacağını haber verdiği olayların tam ortasında yer alıyoruz. Ve ahir zamanda Müslümanların sayısının azalacağı, Allah'ı inkar eden, Allah'a şirk koşan, Allah'a karşı kafir olanların sayısının ise bunun tersi mislinde artacağı haber verilen hadislerin vuku bulduğu zamandayız. Resulullah aleyhissalatü vesselam Buhari'de geçen bir hadiste buyuruyor ki İslam garip başlamıştır ve başladığı gibi garip bitecektir. Gariplere müjdeler olsun, gariplere müjdeler olsun. İbni Abbas radıyallahu anh bu hadisi şerh ederken diyor ki hadiste kastedilen garip sayıdır. Yani İslam başlarken sayıca az başlamıştır ve biterken de sayıca az bitecektir. Resulullah bir peygamberdir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye ayette övülen bir peygamberdir. Fakat Resulullah uzun yıllar davet yapmasına rağmen Mekke'de sahih rivayetlere göre sadece 7 tane adam Müslümandı. İslam'ın ilk sürecinden bahsediyorum. Sen peygambersin. Allah seni alemlere rahmet olarak göndermiş. Son peygambersin. Lakin 7 tane adam Müslüman olmuş. Yıllarca davet yapılmasına rağmen.
İşte bu hadis de bu zamana işaret ediyor. Günümüzün gerçekliğine dönecek olursak, bugün bırakın Müslümanı, Müslümanı geçtim. Kendini tevhide nispet eden her şehirde 10, 15, 20 tane adam var. Bu da bugün tevhidilik iddiasının, müvahhidlik iddiasının ne kadar az sayıda bir müntesibi olduğunu ortaya koyuyor. Yine Resulullah aleyhissalatu vesselam Buhari'de geçen başka bir hadisinde buyuruyor ki تَفْتَرِكُ اُمَّتِ عَلَى 73 مِلَّةً Ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ Fakat مِلَّةِ الْوَاحِدَةِ Hepsi ateşe girecektir. Fakat bir topluluk müstesna. قال Dediler ki وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Onlar kimdir ey Allah'ın Resulü? Resulullah aleyhissalatu vesselam cevaben dedi ki مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَسْحَابِ Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar ateşe girmeyecek olan tayfadır. Bugün İslam alemine şöyle bir bakın. Yani çerçeveye geniş perspektiften tarafsız bir gözle bakın. Kendisini İslam'a nispet eden bırakın 73 fırkayı 7000 tane fırka bulursunuz. Melcisi, şucusu, bucusu, şiisi farklı farklı 73 fırkayı geçtim 7000 tane fırka bulursunuz. Hepsi Allah'a çağırdığını iddia ediyor ama hepsi Allah'ı bulmanın kıstası olarak kendilerini görüyorlar. Yine başka bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ahir zamanda sizin içinizdeki Müslümanların sayısı siyah bir öküzün sırtındaki beyaz tüylerin sayısı kadar azalacaktır. Siyah öküzü herkes görmüştür. Sırtının tam tepesinde böyle 3-5 tane beyaz tüy vardır. Burada Resulullah sayının ne kadar azalacağını bize haber veriyor. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hadisinde ahir zamanda mescitleriniz çok fakat içinde namaz kılan müminler hiç olmayacak diyor. Yine başka bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ahir zamanda kişinin imanını elinde tutması, yanan kor bir ateşi elinde tutması kadar imkansız olacak, zor olacak. Hadisin devamında da diyor ki kişi evinden mümin çıkacak, evine kafir girecek. Bu kadar zor bir zamandan bahsediyor. Bugün gerçekten öyle. Adam evinden Müslüman çıksın, dolmuşa biniyor, yıkılsın, minareler açılsın, meyhaneler şarkısını dinliyor. İşte bir Allah'a taptım, bir sana taptım şarkısını dinliyor. Yolda yürüyor, Allah'a kitaba sövüyorlar. Yani bir sürü şirkle, küfürle karşılaşıyor. Yani adam bütün şirklerden sakındığını söylese bile her an küfre girme ihtimaliyle dolu olduğu bir ortamda. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ahir zamanda Allah'ı inkar edenler artacak. Burada neyi kastediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam? Ateistleri. Bugün ateistlerin Türkiye'de derneği var. İnternete girin, elinizi sallasanız bir siteye girin, bir ateiste denk gelirsiniz yani. Veyahut da internete geçtim, gidin İstanbul'a veyahut da herhangi bir şehrin merkezine insanlara soru sorun. Elinize bir kamera alın yalandan. Bu ateizm oranını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu hadisleri uzatmaya gerek yok. Cehalet konusunu dediğim gibi ele alırken bu realiteyi göz önünde bulundurarak ele alacağız. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki bize sizin yaşadığınız dönemde şirk yaygın olacak. Kafirler çok olacak. Bugün Allah azze ve celle'ye şirk koşanların çok olacağı realitesi hadislerle bizim önümüzdeyken bir takım insanlar Allah'a şirk koşanlara bunlar cahildir, bunların cehaletleri mazerettir diye bunları cennete koymak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki ben şirk koşanı bağışlamam, şirk koşanı affetmem, şirk koşanı cennetime almam. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye inat edercesine hala diyorlar ki işte bu halk cahildir, şu millet cahildir, şu topluluk cahildir. İnsanları cehaletinden dolayı cennete koymaya çalışıyorlar. Sahabe canını ortaya koydu, malını ortaya koydu, o cennetlere girdi. Bunlar da Allah'a türlü türlü şirkler koşan insanlarla sahabelerin gireceği yerin aynı olacağını söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün bizim yaşadığımız bu paradoksu yaşadı. Hucurat suresinin 14. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki قَالَتَ الْعَرَابُ آمَنَّا Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Bu ayetin nüzul sebebi Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına Bedevilerden bir grup geliyor. Diyorlar ki ey Muhammed biz iman ettik, Müslüman olduk, gidiyoruz. Tekrar develerine binip yola çıkmazlanırken Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki onları çevirin. Onları getirin buraya. Getiriyorlar Resulullah'ın yanına. Bu ayet işte o an nazil oluyor. Allah azze ve celle diyor ki
قالت الأعراب آمنا. Bedeviler dedi ki biz iman ettik. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. De ki iman ettik demeyin. Bunun yerine teslim olduk deyin. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi. Yani Allah Resulü bile kendisinin Müslüman olduğunu iddia edenlere, lafta yani sözde Müslüman olduğunu iddia edenlere diyor ki durun ya, iman ettik demeyin, teslim olduk deyin, hadi sizi anlayalım, iman ettik demeyin diyor. Allah Azze ve Celle bunu ayetle zapt altına alıyor. Lakin bu adamlar Allah Azze ve Celle'ye dinini öğretircesine diyorlar ki hayır, bu adamlar kendilerine Müslümanım diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bunlar cennetlikler. Zaten Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 16. ayetinde buyuruyor ki قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ. De ki siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü Bedeviler Resulullah'a bu ayetten sonra demişlerdi ki hayır ey Muhammed, biz gerçekten iman ettik. Hemen Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? Allah'a iman etmediniz diyorsa etmediniz. Bitti gitti. Daha neyi uzatıyorsunuz diyor Resulullah. Yani bunlar da kendisini laf ile, söz ile İslam'a nispet edip hayatında 1000 tane de şirk olsa o adamın cehaletinin olduğunu ve bundan dolayı cennete gireceğini söyleyerek acaba Allah'a dinlerini mi öğretiyorlar? Acaba bu sözde alimler, bu sözde ilim adamları cehaleti mazeret gördüğünü iddia eden bu adamlar bu ahir zaman hadislerini inkar mı ediyorlar? Yoksa bu hadislerden haberdar değiller mi? Bilakis ne inkar ediyorlar ne de haberdar değiller. Sizden bizden iyi biliyorlar bu hadisleri. Fakat bunlar ne yapıyorlar? Allah'a şirk koşanları cennete koyacağız diye bu gerçekliği görmezden geliyorlar. Yoksa bunlara göre biz asr-ı saadette mi yaşıyoruz? Asr-ı saadette yaşıyoruz da bizim mi haberimiz yok yani? Diyerek cehalet konusuna bir giriş yapalım. Cehalet Arapçada cehile kökünden türer. Kişinin hiçbir şey bilmemesi demektir. Lugatta ise ilmin zıttına cehalet denir. Cehalet kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birincisi cehlül basit, ikincisi cehlül mürekkep. Cehlül basit normal bildiğimiz cehalettir. Mesela adam araba kullanmayı hiç bilmez. Araba kullanmayı hiç bilmemesi bu adamın araba kullanmama konusundaki cehaletini ortaya koyar. Bir adamın, bir örnek daha verelim, peygamberi hiç tanımaması cehlül basittir. Normal cehalettir. Cehlül mürekkep ise koyu cehalettir. Gerçek manada, hakiki manada ağır cehalet olarak isimlendirdiğimiz cehalet çeşididir. Mesela adam oy kullanmanın ne olduğunu bilir fakat şeriatın oy kullanmayla geleceğini düşünür. Koyu cehalet bir şeyi yanlış bilmek demektir ve bu adam da oy kullanmayı çok yanlış biliyor. Mesela birine kalemi gösterdiğinde sana der ki bu kalemdir, lakin koyu cehalet sahibine, örnek veriyorum, kalemi gösterdiğinde sana der ki bu tahtadır, İşte bunu yakarsın falan der. Yani bunun ne olduğunu bir şeyler söylüyor ama çok yanlış biliyor. İşte oy meselesinin İslam'la alakasının olup olmadığını bilmemek, oy meselesinden haberdar olmamak cehlül basitken İslam'ın, şeriatın oy ile, demokrasi ile geleceğini söylemek de cehlül mürekkeptir. Önümüzdeki derslerde inceleyeceğimiz asıl konu da budur. Peki cehalet konusunda illetler nelerdir? Yani biz bir adamın bir konuda cahil olup olmadığını veya cehaletinin mazeret olup olmadığını hangi şartlara göre ele alacağız? Mesela adam Kur'an-ı Kerim'i yakmıştır. Lakin Alzheimer hastası olduğu için inkar eder. Der ben bunu yakmadım. Veyahut da adam sarhoşken Kur'an-ı Kerim'i yakar. Veyahut da uyur gezerken Kur'an-ı Kerim'i yakar. Şimdi bu adama ne yapacağız biz? Bu cehaletin bir kıstası var mı? Tabii ki var. Cehaletin kıstası ikidir. Birincisi kişinin mükellef olması lazım. İkincisi de kişinin ikrah altında olmaması lazım. Mükelleflikten kast edilen şey ehliyettir. Mesela ehliyete bir örnek verelim. Bir adam çocuk değilse, akıl bali ise, akıl sahibi ise, idrak yeteneği varsa onda o adam mükelleftir. Yani birini öldürse hapse atılır. Çünkü o adam mükellef. Artık onda akıl var, akıl bali olmuş. Çocukluktan da çıkmış, ergenliğe girmiş. Artık o bir adam yani. Mükellefliğin şartları buluğ çağına gelmesi ve idrak yeteneğinin kendisinde olmasıdır. Akıl melekesinin kendisinde olmasıdır. Peki mükellef olmamak için şartlar var mı? Var tabii ki. Kişinin mükellef olmamasına neden olan şeyler kendi içerisinde iki ayrılır. Birincisi avaridü semaviye, ikincisi de avarid muhtesebe. Avarid, aridden türer, arid arıza manasına geliyor. Avaridü semaviye nedir? Doğuştan gelen engeller, doğuştan gelen arızalar. Mesela nedir bunlar? Bir adamın deli olması. Bir adamın deli olması nedir? Ona
elinde olmadan verilen bir şeydir. Semaviye dediğimiz, elinde olmadan, kendi rızası olmadan verilen bir şeydir. Mesela uyumak. Hepimiz uyuruz değil mi? Elimizde olmadan uyuruz. Bir adam uyuduğunda, uyur gezer bir şekilde içki içerse ona ceza verebilir misiniz? Neden? Çünkü adam semavi bir doğuştan gelen bir uyuma yetisine sahip. Avaredir muhtesebe de kişinin kendi isteğiyle edindiği engellerdir. Mesela bir adam sarhoş olurken kimse onun boynuna bıçak dayamaz. Gider kendi eliyle içkisini içer değil mi? Bu adamın sarhoş olması semavi bir avarit değildir. Muhtesebedir. Yani kendi eliyle bunu yapar. Bu adam sarhoş halinde bir küfür ameli işlediğinde tekfir edilir mi edilmez mi? İşte alimler bunun üzerine tartışmışlar. Kimi demiş ki tekfir edilir çünkü bu adam içkiyi kendi rızasıyla etti. Kimi de demiştir ki hayır edilmez çünkü içki içtiğinde akıl senden gider. Akıl olmadığı için de bir adamın cehaletinin mazur olmadığı konuşulmaz bile. Çünkü bu doğuştan gelen bir engeldir diye tartışırlar. Cehalet bir adamın kendi eliyle edindiği bir kusurdur. Mesela bugün toplumumuzda herkesin evinde Kur'an-ı Kerim vardır. Böyle süslü bezlerde duvarlara asılır, güzel güzel orada kalır fakat kimse de açıp okumaz. Bu Kur'an-ı Kerim'in eksikliği mi, insanların eksikliği mi? Tabii ki insanların eksikliği, açıp okusaydı. Dolayısıyla Kur'an'ın var olup okunmaması kişinin avaridül muhtesebe üzere olduğunu gösterir. Bir de fetret ehli olanlar var. Fetret ehline peygamber gelmemiştir. Adama peygamber veya kitap gelmemiş ki. Adam bu yüzden cehalet üzere. İşte bu fetret ehlinin cehaletini de inşallah önümüzdeki derslerde işleyeceğiz. Dedik ki cehalet konusundaki illetler, cehalet konusundaki şartlar ikiye ayrılır. Dedik birincisi kişinin mükellef olması, ikincisi ikrah altında olması. İkrah nedir? İkrah kişinin kendi seçimini kendisinin yapamaması halidir. Mesela bir örnek verelim. Hepimizin bildiği bir örnek verelim. Ammar bin Yasir. Mekke'de müşriklere esir düştü. Müşrikler işkence yaparken Ammar bin Yasir mecbur kaldı. Resulullah'a küfretti. Resulullah'ın yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü, Ammar helak oldu. Resulullah diyor ki ey Ammar, kalbin ne halde? Ammar diyor ki iman dolu. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki bir daha olursa bir daha yap. Yani burada İkrahın kişinin cehaletinin mazeret olup olmaması konusunda bir engel olduğunu görüyoruz. Yani bir adam ikrah altındaysa bu adamın hali hakkında cehalet konuşulmaz bile. Çünkü bu adam bir engel sahibi yani. Bunun delili nedir peki Kur'an'dan? Nahl suresinin 106. ayetidir. Allah Azze ve Celle bu ayette ikrah altında olan bir kişinin tekfir edilemeyeceğini, kafir olmayacağını, cehenneme girmeyeceğini belirtiyor. Cehalet konusunda o adamın vakasını ele alabilmemiz için bu adamın mükellef sahibi olmasının yanı sıra ikrah altında olmaması lazım. İkrah altında olduğu an bu adamın cehaleti hakkında konuşamayız bile. Peki cehalet konusunda görüşler kaça ayrılır? İki görüş vardır. Birincisi cehalet tevhidde, cehalet dinde kesinlikle mazeret değil diyenler. İkincisi de cehalet dinde mazeret diyenler. Cehalet mazeret değildir diyenler. Onlarca belki yüzlerce delile sahipler. Mesela İsra suresinin 15. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا Biz Resul göndermedikçe bir kavme azap edici değiliz. İşte alimler diyorlar ki Allah Azze ve Celle Resul göndermedikçe bir kavme azap etmeyiz diyor. Bizim kavmimize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. O zaman bizim kavmimiz azap edilmeme gibi bir lükse sahip değildir. Yani cahil olma lüksüne sahip değildir diyorlar. Aynı şekilde Yasin suresinin 6. ve 7. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki لِتُنْزِرَ قَوْمٍ مَا عُنْزِرَ عَبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلَ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir ey Muhammed. Çünkü onlar cahillerdir. Andolsun ki onların çoğunun üzerine azap sözü hak olmuştur. Onlar iman etmezler diyor. Yani Mekke kavminin babalarının uyarılmamasına rağmen, onlara herhangi bir şekilde peygamber gelmemesine rağmen, Allah Azze ve Celle onların cahil olduğunu söylemesine rağmen, onların artık azap sözü üzere olduklarını belirtiyor. Yani bu adamlar cahil diyor Allah Azze ve Celle. Bu adamlara peygamber gelmedi diyor. Bunu kabul ediyor. Fakat buna rağmen Mekkelilerin Allah Azze ve Celle ateşte olduğunu belirtiyor. Alimler de diyorlar ki, velev ki bir adama peygamber de gelse, o adam şirk üzere ise müşrik. Aynı şekilde Beyne suresinin 1. ayetinde Allah azze ve celle buyuruyor ki lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine
munfekkine hatta te'tiyehumul beyine. Kitap ehlinden ve müşriklerden hakkı tanımayanlar kendilerine açık delil gelinceye kadar inkarlarından ayrılacak değillerdi. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, kitap ehlinden ve müşriklerden hakkı tanımayanlar kendilerine delil getirilinceye kadar inkarlarından ayrılacak değildi. Allah Azze ve Celle onlara daha delil gelmeden onlara ne diyor? Müşrik. Daha adamlara delil gelmemiş yani. Allah Azze ve Celle onlara müşrik ismini veriyor. İşte alimler de diyor ki Allah kendilerine daha delil gelmeden, peygamber veya ayet, hadis, herhangi bir kitap gelmeden onlara müşrik ismini veriyor. Bu yüzden bir adam şirk işlerse cehaletiyle mazur olmaz diyorlar. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'a Belkıs'ın kavmine gitmesini emrederken diyor ki اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ Ey Süleyman, şüphesiz ki onlar kafir bir kavimdir diyor. Bak daha Süleyman Aleyhisselam gitmemiş Belkıs'ın kavmine. Daha oraya gidip onlarla konuşmaya başlamamış. Daha gitmeden Allah Azze ve Celle diyor ki Belkıs'ın kavmi kafirdir. İşte alimler de diyor ki ister peygamber gelsin ister gelmesin bir kavim şirk içerisindeyse onlar nedir? Onlar kafirlerdir dünya hükmüne göre. Mesela bir delil de Nisa suresinin 48. ayetindedir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında istediği günahtan istediğini affeder. Yine başka bir delil Maide suresinin 72. ayetidir. Allah Azze ve Celle bu ayette buyurur ki اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ Kim Allah'a şirk koşarsa onun varacağı yer ateştir. Ona cennet haram kılınmıştır. Ateş ehlinin ise bir yardımcısı yoktur. Cehaleti mazeret görenlerin delilleri ise birincisi Zat-ı Envat hadisidir. Meşhur ağaç hadisidir. Kısaca sahabeler gidip diyorlar ki ey Allah'ın Resulü işte müşriklerin, kafirlerin kendi ağaçlarına kılıçlarını asması gibi sen de bize bir ağaç belirle. Bizler bu kılıçlarımızı bu ağaçlara asalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye siz hepiniz kafirsiniz, zındıksınız demiyor. Onlara ne yapıyor? Kızıyor. İşte cehalet mazeret diyenler de diyorlar ki görüldüğü üzere Resulullah sahabeyi tekfir etmedi. Küfür olan bir amele karşılık o zaman cehalet mazerettir diyorlar. Aynı şekilde Kudame İbn-i Mazun'un hadisi var. Kudame içki içiyor ve bir küfür ameli işliyor. Buna karşılık sahabenin kendisine sert tepki göstermesine rağmen Resulullah Kudame'yi tekfir etmiyor. Bu cehalet mazerettir diyenler de diyorlar ki işte Kudame küfür ameli işlemesine rağmen tekfir edilmedi. O zaman cehalet mazerettir diyorlar. Aynı şekilde Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah'a sorduğu bir soru var. Ey Allah'ın Resulü Allah içimizden geçenleri bilir mi? Diye bir sorusu var. Cehaleti mazeret görenler diyor ki işte peygamberin karısı Allah'ın içimizden geçirdiklerimizi bilip bilmediğinden bile habersiz. Bu itikat Müslüman itikadı olamaz diyorlar. Ama buna rağmen Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah Müslüman dedi. O zaman nedir? O zaman cehalet mazerettir diyorlar. Aynı şekilde kül hadisi var yine meşhur. Adam ölmeden evvel evlatlarına vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman beni yakın, küllerimi de denize atın diyor. Lakin Allah Azze ve Celle bu adamı cehenneme atmıyor. Bu adamı cennete alıyor. İşte bu cehalet mazerettir diyenler de diyor ki işte bak eğer bu küfür olsaydı bu adam cehenneme girerdi. O zaman cehalet mazeret. Bunların getirdiği deliller böyle 3-5 tanedir. En güçlü delilleri işte Zat-ı Envat meselesiyle kül hadisidir. En güçlü delilleri. Bunlar da söylendiği gibi alimler tarafından anlaşılmamış yani. İşte Zat-ı Envat hadisi budur o zaman cehalet mazeret. Bunu hiçbir alim söylememiş. Bütün bu cehalet mazerettir diyenlerin delillerini ve aynı şekilde bunların getirdiği şüpheleri inşallah kendi konularında önümüzdeki derslerde izale edeceğiz. Bir de bunlara üçüncü olarak cehalete ilim şartı getirenler var. Yani cehalet konusunda kaç görüş var dedik? İki görüş var dedik. Birincisi mazeret değil diyenler. İkincisi mazeret diyenler. Bir de üçüncü sınıf olarak ele alabileceğimiz bir topluluk var. Bunlar da cehalete ilim şartı getiriyorlar. Bunlar diyorlar ki bir adam köydeyse cahildir, cehaletiyle mazurdur, cennetliktir. Çünkü bu adama İslam ulaştırılamamıştır. Lakin bir adam şehirde yaşıyorsa cehaleti mazur değildir. Bu adam cehennemliktir. Çünkü şehirde bütün imkanların içerisinde. Yani böyle de garip bir görüş. Bu görüş de genelde son 20 yılda falan yayılmaya başladı insanlar arasında. Köylülere Müslüman deyip şehirlere kafir demek fikri son 20 senede falan yayıldı. Lakin bugün köye de gitsen televizyon var, şehre de gelsen televizyon var. Köye de gitsen internet var, şehre de gelsen internet var. Köyde de Kur'an var, şehirde de Kur'an var. Köyde de imam var, şehirde de imam var. Yani değişen tek şey beton yığınlarının fazlalığı, nüfusun fazlalığı. Bunun dışında imkanlar aynı yani. Neye göre bu adamlar böyle yapmışlar? Açıkçası garip.
Peki fıkıhta cehalet nasıldır? Akidede cehalet nasıldır? Bunlara geçecek olursak, yani cehaletin inceleme alanlarına geçecek olursak, alimler cehaleti iki alanda incelemiştir. Birinci alan fıkıhtaki cehalet, ikinci alan ise akidedeki cehalet. Fıkıhta alimlerin kahır ekseri, alimlerin cumhuru cehaleti mazeret görmüştür. Bunun hakkında deliller var mı? Onlarca delil var. Birkaçını zikredelim. Biliyorsunuz içki 3 aşamada haram kılındı. 3. aşama, yani son aşamada, son ayette içki tamamen haram kılınınca Mekke'deki herkes içkilerini sokağa döktüler ve artık içki içmediler. İçki ayeti Mekke'ye, Medine'deki herkes içkiyi bırakıyor. İçki ayeti Mekke'ye ulaştığında, Mekke'ye gittiğinde aradan birkaç hafta geçiyor. Mekke'ye ve Müslümanların yaşadığı diğer bölgelere gittiğinde aradan birkaç hafta geçiyor. Bu süre zarfında da sahabeler içki içmeye devam ediyorlar. Ayetin kendisine ulaşmadığı sahabeler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle mi söylüyor? Vallahi cehalet mazeret değil. Kur'an vardı, ayet geldi. Kusura bakmayın, hepinize sopa vuracağız mı diyor. Yoksa bunlara bir şey söylemiyor mu? Tabii ki bunlara bir şey demiyor. Aynı şekilde Amar radıyallahu bir gün cünüp oluyor ve su bulamıyor. Su bulamayınca bir kum tepesinin üstüne çıkıyor ve yuvarlanarak aşağı kadar geliyor. Daha sonra namazını kılıyor. Resulullah'ın yanına gidiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben böyleyken böyle yaptım. Resulullah gülüyor. Diyor ki ey Amar, teyemmüm şöyle alınır. Basit bir şekilde ona hemen teyemmümü anlatıyor. Ve konu kapanıyor. Yani Resulullah demiyor ki Amar vallahi kusura bakma sen yanlış almışsın. Baştan kıl demiyor yani. Mesela aynı şekilde Ömer radıyallahu bir gün cünüp oluyor. Su bulamıyor. Su bulamayınca diyor ki abdest yoksa namaz da yoktur. O yüzden kılmıyorum diyor. Ve namazını kılmıyor. Resulullah haber gelince Resulullah diyor ki ey Ömer, su bulamadığında teyemmüm al. Yani gusülünü teyemmümle al diyor. Ömer radıyallahu anh tamam diyor. Yani Resulullah demiyor ey Ömer sen kafir oldun vallahi kusura bakma. Öğrenseydin demiyor yani. Aynı şekilde bir başka örnek verelim. Biliyorsunuz namaz İslam'ın başlangıcında ikişer rekat ikişer rekattı. Sadece akşam namazı 3 rekattı. Medine'de namazlar 4'e tamamlandı. Sadece akşam namazı 3 kaldı ve sabah namazı 2 kaldı. Bu namazların 4'e tamamlanması Medine'de yaşandı. Fakat bu haber Mekke'ye ve diğer yerlerdeki Müslümanlara birkaç hafta geç ulaştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle söylemedi. Vallahi ayet inmişti kusura bakmayın yani 4-4 kılsaydınız namazlarınızı baştan kılın demedi. Ayet onlara ulaştığında Resulullah dedi ki tamam kaldığınız yerden devam. Aynı şekilde kıblemizin değişme vakası var biliyorsunuz. En başta biz Beyt-i Atik dediğimiz Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorduk. Daha sonra Allah Azze ve Celle ayet indirdi ve yüzünü Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye dön dedi. Bu şekilde kıblemiz artık Kabe oldu. Bu olay Medine'de yaşandı. Kıblenin değişmesi olayı Medine'de yaşandı. Ve haber Mekke ile diğer bölgelerdeki Müslümanlara birkaç hafta geç ulaştı. İşte Kuba Mescidindekilere, hakeza diğer bölgelerdeki Müslümanlara geç ulaştı. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından şöyle bir sözle karşılanmadılar. Vallahi kıble değişti. Siz başka yere döndünüz. Gidin baştan kılın demedi. Kaldığınız yerden devam. Yani herhangi bir şekilde onlara ceza vermedi. Onları bir şeyle itham etmedi. Çünkü o ayetten haberleri yoktu yani. Hatta sahabenin bir kısmı gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü bizim kıldığımız namazlar boşa mı gitti yani? Biz boş boşuna mı namaz kıldık? Hemen Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Bakara suresinin 143. ayetinde buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهَ لِيُدِّعَ اِيمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُفٌ رَحِيمٌ Allah imanlarınızı yani neyi kastediyor burada? Namazlarınızı zayi edecek değildir. Allah insanlara karşı çok acıyan, çok merhamet edendir. Burada da aynı zamanda iman diyerek namazı kastetmesi amelin imandan olduğuna bir delildir aynı zamanda. Bu konuda örnekleri arttırmak mümkündür. Fıkıhta cehalet konusunu ele alırken alimlerin cumhuru cehaletin mazeret olduğunu söylemişlerdir. En doğru görüş de budur. Gelelim itikattaki cehalet meselesine. Bugünlük bu kadarıyla iktifa ediyorum. Bir dahaki videoda cehaletin akidevi hususlarda özür olup olmadığını ayetlerle ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Allah cehaleti özür görenlere hidayet etsin. Vesselam. Esselamu Aleyküm.
İslam dışı örgüt El-Kaide ile alakalı 6. videomuzdayız. DAEŞ yani bilinen adıyla IŞİD, Taliban ve El-Kaide ile alakalı videoları yayınlamadan evvel komplo teorileri üretmeyip bu örgütleri teolojik yönden ele alacağımızı zaten söylemiştim. Geçtiğimiz videoda cehalete özür gören El-Kaide'ye cevap olarak dinin aslında cehaletin mazeret olmadığını temellendirerek konuya bir giriş yapmıştık. Aslında cehalet mazeret kavramını ele almadan önce Allah'ın cahillik kavramına nasıl baktığını bilmemiz lazım. Zira Rabbimizin cahilliğe nasıl baktığını iyi anlarsak cahilliğin mazeret olup olmaması hususunu da çok kolayca çözebiliriz. Peki Allah cahilliği nasıl görüyor? Allah Azze ve Celle cahilliği suç olarak görüyor. Allah Azze ve Celle cahilliği kafir kavimlerin 5 alametinden biri olarak gösteriyor. Allah Azze ve Celle cahilliği kavimlerin helak olma nedeni olarak gösteriyor. Ahkaf suresinin 23. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ اِنْدَ اللّٰهِ De ki şüphesiz ki ilim Allah'ın yanındadır. وَاُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنَّ عَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ben ise size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum fakat sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Yani Allah'ın peygamberi ne diyor burada? Müşrik kavmi, Allah'ın davetini kabul etmeyen, Allah'ın peygamberinin risaletini, hüccetini, tebliğini kabul etmeyen kavmi cahillikle suçluyor. Yani burada da aynı şekilde cahillik ile şirki, cahillik ile kafirleri aynı ıstılahta değerlendiriyor. Hud suresi 29'da Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَلَاكِنَّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Fakat ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum diyor Hud aleyhisselam. Yine aynı şekilde bu ayette de Allah Azze ve Celle tebareke ve teala cahil kavmi, kafir kavmi, müşrik kavmi ıstılah olarak bir tutuyor. Yani Allah Azze ve Celle kafir kavme cahil diyor. Müşrik kavme cahil diyor. Yani Allah Azze ve Celle cehaleti şirkin önünde bugünkü telefilerin iddia ettiğinin aksine engel olarak değil, suç olarak görüyor Allah Azze ve Celle. Onların helak edilme nedeni olarak görüyor. Hud aleyhisselam şöyle söyleseydi onlara hak verirdik. İşte hani az evvel Hud aleyhisselam dedi ya, وَلَاكِنَّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Böyle söylemek yerine şöyle söyleyebilirdi. Ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Lakin cehaletiniz mazeret, size hüccet ikame edeceğim. Sonra Allah sizi helak edecek. Böyle söylemedi. Tecelun, cahil, bitti. Ondan sonra hiçbir kelime getirmedi yani. Allah Azze ve Celle bu kavmi helak etti. Gelelim cehalet mazeret değildir meselesine. Kur'an'da cehaletin mazeret olmadığına dair muhkem şekilde onlarca ayet çıkartabiliriz. Fakat bizim üzerinde alimlerin ittifak ettiği, üzerinde alimlerin tartışmadığı ve cehalet mazeret değildir diyenlerin tek bir ağızdan belirttiği 13 tane ayet bu konuda yeter. Aslında daha fazla ayetler vardır. Fakat kimi alimler demiştir ki işte şu ayet şuna işaret eder, bu ayet buna işaret eder. Fakat Kur'an'da öyle 13 ayet var ki bunlar tamamen cehaletin mazeret olmadığını bize muhkem bir şekilde açıklar. Hatta Taberi tefsirinde der ki bu ayetler kıyamete kadar muhkemdir. Yani sene olmuş 2950 mesela. Sene olmuş 2950 ya o peygamber geleli 2300 sene oldu. Artık İslam bitti, alimler bitti, cehalet mazeret. Böyle bir şey yok. Taberi diyor ki Allah'ın cehalet hakkında, cehaletin mazeret olmadığına dair bu konu hakkında bize indirdiği bütün ayetler kıyamete kadar muhkemdir. Birinci ayette Allah Azze ve Celle Beyyine suresinde birinci ayetinde buyuruyor ki لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Apaçık delil kendilerine gelene kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürlerinden ayrılacak değillerdi. Ayete dikkat edin. Allah Azze ve Celle bu ayette müşrikler hakkında, ehli kitap hakkında daha onlara delil gelmeden onların küfür üzere olduğunu belirtiyor. Ve bugünün vakasıyla karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz ki ehli kitabın elinde tahrif de olsa bir kitapları vardı ve peygamber de daha gelmemişti. Allah Azze ve Celle buna rağmen Mekkelilere ve ehli kitaba müşrik dedi. Bugünkü insanlara peygamber gelmiş. Bugünkü insanların elinde Kur'an bozulmamış bir şekilde var. Buna ek olarak da hadisler bozulmamış bir şekilde var. Biz de diyeceğiz ki bunların cehaleti mazeret. O zaman Allah Azze ve Celle burada ehli kitaba ve Mekkelilere zulmetti mi diyeceğiz sizin bakış açınıza göre? Hayır. Allah Azze ve Celle daha peygamber gelmeden ehli kitaba ve Mekkelilere müşrik ve kafir dedi. Bu kavme ise peygamber geldi. Kitapları hala bozulmadı. Hadisleri hala sapasağlam bir şekilde duruyor ve kıyamete kadar da biiznillah duracak. Bunların cehaletlerin mazeret olması söz konusu bile olmaz. İkinci ayette Nisa suresinin 116. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ اَيُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرْ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ دَالَّ دَلَالًا بَعِيدًا. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında dilediğinden dilediğini bağışlar. Her kim Allah'a şirk koşarsa o gerçekten uzak bir sapıklığa düşmüş gibidir. Görüldüğü üzere burada Allah Azze ve Celle hiçbir ayrım yapmadan kendisine şirk koşulanı bağışlamayacağını söylüyor. Yani Allah Azze ve Celle burada tevil sahibi, hüccet lazım, bu adamın sözünün lazımına bakmak lazım, şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım demiyor. Allah Azze ve Celle kestirip atıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Yani bugünkü bazı insanların dediği gibi Allah kendisine şirk koşulanı bağışlamaz. Ama önce biz bir konuşalım. Allah'ın bağışlamadığını biz konuşana kadar bağışlayalım. Allah adamı bağışlamıyorum diyor. Sen de ben konuşana kadar adam bağışlı diyorsun. Senin rahmetin Allah'ın rahmetinin önünde mi? Allah Azze ve Celle bağışlamıyorum diyor. Senin de Allah'ın söylediği şekilde muamele etmen lazım. Lakin sanki senin rahmetin Allah'ın rahmetinin önüne geçmiş gibi bunların hala cehaletlerinin mazur olduğunu belirtiyorsun. Burada biraz evvel Allah Azze ve Celle'nin kelamında وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ دَالَّ دَلَالًا بَعِيدًا cümlesini gördük. Allah Azze ve Celle burada diyor ki kim Allah'a şirk koşarsa o gerçekten uzak bir sapıklığa düşmüş gibidir. Uzak sapıklıktan kastedilen şey sapık bir adam doğru yolda olanları gördüğü zaman onların sapık olduğunu, kendisinin de doğru yolda olduğunu düşünür. Yani zihinlerinizde şöyle bir şekil çizin. İki tane düz çizgi düşünün. Başlangıç noktası aynı olan, aynı paralel düzlemde iki tane çizgi düşünün. Bunlar aynı noktadan dümdüz başlıyorlar. Sağdaki çizgi sürekli düz bir şekilde devam ederken soldaki çizgi her sene bir milim kayıyor. Göreceksiniz ki 300 sene sonra, 400 sene sonra soldaki milim 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 kaya kaya en sonunda dallen dalale derin bir sapıklığa düşmüş. Ama kendini hala İslam yolu üzere görüyor. Diğer taraf ise ehdine sıratal müstakim. Dost doğru yola ilet. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi dost doğru yolda devam ediyor. Bugün olduğu gibi, bugün sofilere göre biz sapığız, bize göre sofiler sapık. Niye? İki taife de kendini İslam üzere görüyor. Lakin ehl-i sünnet sürekli sebat etmişken sofiler sofilik temayülünde, sofilik yolculuğunda zamanla milimetrik milimetrik kayarak İslam'dan döndüler ve dost doğru yoldan ayrıldılar. Aslında onların başlangıç noktasını ele aldığımızda İslam'dan pek bir farkları yok. Gündüzleri Allah yolunda Rumlara karşı, Bizanslara karşı cihad ederlerdi, geceleri de zikir yaparlardı. Bundan dolayı adamlara mutasavvuf dediler. Lakin zamanla bunlar ne oldu? İslam'ın içerisine önce bidatleri soktular, sonra şirkleri soktular, sonra da geri dönülmez bir yola girdiler. Bu bahsettiğim süreç yaklaşık 1100 yıllık bir süreç. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin ayette bahsettiği budur. Yani sen Allah'a şirk koşarsan, Allah Azze ve Celle sen farkında olmadan seni dallen dalale, seni derin bir sapıklığa doğru yavaş 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 sürükler. Sen de hep Müslüman olduğunu zannedersin. Ben Müslümanım dersin, oysa ki sapmaya girmişsindir de haberin bile yok, farkında bile değilsin. Yine aynı şekilde 3. ayetimiz Nisa suresinin 48. ayetidir. Nisa suresinin 48. ayetiyle 116. ayeti kelime olarak birbirine çok yakındır. Burada da Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِسْمًا عَز۪يمًا. Allah kendisine şirk koşanı asla bağışlamaz. Bunun dışında dilediği günahtan dilediğini affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa o Allah'a büyük bir iftira atmıştır. Bir adam Ahmet'e iftira atsa, Mehmet'e iftira atsa bu nedir? Pis bir günahtır değil mi? Fakat bir adam Allah Azze ve Celle'ye iftira atarsa bu küfürdür. Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'ın oğludur. Haşa dediler ki Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'le beraber oldu. Ondan Hazreti İsa doğdu. Bu Allah'a atılan bir iftiradır. Yahudiler ne dediler? Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. Hazreti Üzeyir peygamber olan Allah'ın oğludur dediler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye iftira attılar. İşte şirk koşan sıradan bir adam da ne Allah'ın oğlu var desin ne de iki tane Allah var desin. Müslüman olduğunu iddia etsin ve bu adam Allah'a şirk koşsun. Allah Azze ve Celle bu adamdan bahsederken de diyor ki bu adam Allah Azze ve Celle'ye iftira atmıştır. Nisa suresi 48. ayete göre. Allah'a iftira da küfürdür. 4. cehalet mazeret değil başlıklı delilimizde Maide suresinin 72. ayetinde buyuruyor ki اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَرِ. Her kim Allah'a şirk koşarsa cennet ona haram kılınır. Onun varacağı yer ateştir. Ateş ehlinin ise, cehennemliklerin ise bir yardımcısı yoktur. Burada da Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşanın cenneti bir daha göremeyeceğini, kokusunu alamayacağını
cennetin ona haram olduğunu söylüyor. Yani şirk bu kadar büyük bir zulümdür. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna dediği gibi şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür. Bu şirke kim bulaşırsa Allah Azze ve Celle ona cenneti haram kıldığını söylüyor. Cennete hiçbir zaman giremeyeceğini, kokusunu dahi alamayacağını bu şekilde Allah Azze ve Celle söylerken bugün bazı insanlar şirk ehlinin cehaletlerinin mazeret olduğunu, onların bu şirklerden, bu küfürlerden haberi olmadığı için mazur olduğunu, Allah'ın da bunları cennete alacağını söylüyorlar. Beşinci delilimizde Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 6. ayetinde buyuruyor ki وَاِنْ اَحَادٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ اللّٰهُ ثُمَّ اَبْلِغُ مَا مَعْمَانَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Müşriklerden biri senden eman isterse Allah'ın kelamını dinleyinceye kadar ona eman ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. İşte bu müsamaha onların cahil bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah Azze ve Celle burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir direktif veriyor. Biliyorsunuz Resulullah'ı farklı farklı kavimlerden Medine'ye İslam'ı öğrenmek için, İslam'ı bizzat peygamberden duymak için çeşitli kabileler, çeşitli kişiler, çeşitli zengin adamlar ve hatta çeşitli devlet elçileri Resulullah'ın yanına gelirdi. Resulullah'la Mescid-i Nebevi'de, Medine'de konuşurlardı. Derlerdi ki ey Muhammed senin getirdiğin bu davet nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara İslam'ı anlatırdı. Ve bu şekilde bu adamlardan Müslüman olan Müslüman olurdu, Müslüman olmayan da şirkiyle beraber çekilip giderdi. Allah Azze ve Celle bu ayette diyor ki وَاِنْ اَحَدٌ مِلَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ Eğer müşriklerden biri sana gelirse, Allah Azze ve Celle daha peygamberi görmemiş, daha peygamberle konuşmamış, daha Kur'an-ı Kerim'i duymamış, Allah'ın kelamını işitmeyen bir adama müşrik diyor. Hani bunlar diyor ya önce hüccet lazım. Bir dur bakalım adam bir gelsin, peygamberle otursun, konuşsun, biraz Kur'an dinlesin sonra müşrik de. Hayır. Allah Azze ve Celle daha onlar gelmeden, Allah'ın kelamını duymadan diyor ki onlar müşriktir. Açık bir şekilde onlara müşrik ismini veriyor Allah Azze ve Celle. Yani onların hiçbir şekilde mukallit olmasına bakmıyor, tevil sahibi olmasına bakmıyor, onlar için cahil olduğunu belirtmiyor, onlardan hüccet istemiyor. Allah Azze ve Celle direkt onlara müşrik ismini veriyor. Allah burada az önce de söylediğimiz gibi müşriklerden biri sana gelirse, senden eman isterse, yani ey Muhammed bana anlat derse Allah'ın kelamını dinleyene kadar ona aman ver. Yani Allah'ın kelamını dinleyene kadar Allah Azze ve Celle o adama müşrik ismini veriyor. Zaten Allah'ın kelamını dinledikten sonra Müslüman olursa Müslümandır. Müslüman olmazsa küfrüne devam eder. Daha Allah'ın kelamını duymayan, peygamberle konuşmayan, peygamberden haberi olmayanlara Allah Azze ve Celle müşrik diyecek, Kur'an'ın indiği, hadislerin geldiği, alimlerin kitaplarının piyasada dolaştığı, Google'da milyonlarca dersin, milyonlarca kitabın, binlerce, onlarca ilim ehlinin olduğu bir ortamda Allah Azze ve Celle diyecek ki, şu 21. asrın insanların cehaleti mazerettir. Yani bunu çocuğa anlat, çocuk bile güler. Aynı şekilde 6. ayetimizde Allah Azze ve Celle En'am suresinin 130. ayetinde buyuruyor ki وَيَا مَحْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Ey insan ve cinler topluluğu! اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَكُسُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ Size ayetlerimizi okuyan Resuller gelmedi mi? وَيُنْزِرَيْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Sizi bugün için uyaran Resuller gelmedi mi? Yani o kıyamet günü için, o hesap günü için. قالوا derler ki شهدنَا عَلَى أَنْفُسِنَا Nefsimizin aleyhine şahitlik ederiz. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهُدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرُونَ Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair de kendilerine şahitlik ettiler. Yani kıyamet günü Allah Azze ve Celle şöyle diyemeyecekler. Ya Rabbi ben Kars'ın bir köyünde yaşıyordum. Hiç duymadım tağut nedir? Benim cehaletim mazeret ya Rabbi diyemeyecekler. Allah Azze ve Celle onlara ne diyecek? Elem ye'tikum rasulun minkum? Size Resul gelmedi mi? Yekussune aleykum ayati? Size ayetlerimizi okuyan. Devamında da ne diyor? Sizi bugüne, kıyamet gününe karşı uyaran Resuller gelmedi mi? Yani Allah Azze ve Celle sana kitabını göndermiş. Allah sana peygamberini göndermiş. Peygamberin hadisleri kendini Allah yoluna vakfeden alimler tarafından günümüze kadar bozulmadan da gelmiş. Ve hatta günümüzde de nice alimler yaşamakta. Sen hala bahane sunacaksın. Yine aynı şekilde 7 ve 8. ayetlere geçecek olursak Rabbimiz Mü'min suresinin 49 ve 50. ayetlerinde buyuruyor ki cehennemlikler cehennem bekçilerine diyecekler ki Rabbinize dua edin de bir günlüğüne dahi olsa azabımızı hafifletsinler. Cehennemlikler artık şuna razı. Bize azap edilsin ama az edilsin. Cevaben ne diyor? Buna karşılık cehennem bekçileri size peygamberleriniz açık açık delil getirmedi mi? Diyecekler. Onlar da
قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعى الكافرين إلا في ضلال. Onlar diyecekler ki getirdiler. Bunun üzerine cehennem melekleri onlara diyecek ki o halde kendiniz yalvarın. Halbuki sizin yalvarmanız boşu boşunadır. Cehennem bekçileri kıyamet günü kafirler onlara dediği zaman ya işte ben köyde yaşıyordum. Melekler onlara diyecek ki size Resul gelmedi mi? Size kitap gelmedi mi demiyor. Size hadis gelmedi mi demiyor. Size Resul gelmedi mi? Onlar diyecekler ki geldi. Mazeretleri, bahaneleri kabul edilmeyecek. Kaldı ki burada sadece Resul'den bahsediliyor. Bir de kitap bıraktı Allah Azze ve Celle bize. Resul öldükten sonra sapmayalım diye acıdı, rahmet etti, bir de kitap bıraktı bize. Sonra biraz daha rahmet etti. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri günümüze kadar geldi. İlim hala günümüzde de var. Acaba bunlar Allah'a ne diyecekler yani? Bunlar Allah Azze ve Celle'ye hangi bahaneyi sunacaklar? Melekler bunlara demez mi? Sana Resul geldi, kitap geldi, hadis geldi, elinin altında imkanlar vardı. Bunları söylemeyecek mi? Tabii ki söyleyecek. 8 ve 9. ayetlerimizde Enam suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa yani Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi demeyesiniz diye biz bunu size indirdik. Yani Allah Azze ve Celle Muhammed ümmetine, Resulullah'ın geldiği topluluğa diyor ki sadece Yahudilere ve Hristiyanlara kitap geldi, bize gelmedi demesinler diye Allah Azze ve Celle onlara Kur'an'ı indiriyor. Yani onların üstündeki hücceti Kur'an'la kaldırıyor. Devamında da buyuruyor ki bize de kitap indirilseydi biz ondan daha çok doğru yolu bulurduk demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir hüccet, hidayet ve rahmet geldi. Allah kullarını yaratan olduğu için onları en iyi şekilde tanıyandır. Allah Azze ve Celle Muhammed ümmetine diyor ki eğer biz size bu Kur'an'ı vermeseydik siz kıyamet günü diyecektiniz ki Allah'ım Yahudilere ve Hristiyanlara kitap verdin bize vermedin. Bize verseydin biz doğru yolu bulurduk. Böyle dememeniz için diyor Rabbimiz size kitabı gönderdik. Kitabın özelliklerinden bahsederken de Allah Azze ve Celle diyor ki işte size Rabbinizden açık bir delil yani hüccet, rahmet ve hidayet geldi. 10. ayetimizde Araf suresinin 172. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُحُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ Adem'in zürriyetinden bütün insanlar çıkartıldı. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattığı günden kıyametin kopacağı saniyeye kadar doğacak bütün insanları Adem Aleyhisselam'ın sülbünden çıkardığını söylüyor. اَشْهَدُهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ve Allah onları kendi nefislerine şahit etti. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Dediler ki bilakis sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. En taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafilin. Biz böyle yaptık çünkü kıyamet günü haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Allah Azze ve Celle bu Misak ayetinde hepimizin orada bulunduğu lakin beyinlerimizin hatırlamayıp fıtratlarımızın hatırladığı bu günde bize kendi nefsimize şahitlik ettirdi ve kıyamet günü bahane sunmamamız için bizden söz aldı. Yani sen Allah tarafından Resul bile gelmese, kitap bile gönderilmese bahanesi kalmayan bir adamsın. Çünkü Allah Azze ve Celle senden misak günü söz almış. Fıtratına tevhidi yüklemiş. Biz zaten o yüzden çocuklara Müslüman diyoruz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki çocuklar tevhid fıtratı üzere doğarlar. Sonra anneleri babaları onları Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya müşrikleştirir. Yani çocuk Müslüman doğar. O fıtratının temizliğiyle doğar. Siz hiç putperest bir bebek gördünüz mü? Hayır, göremezsiniz. Neden? Çünkü onlar fıtrat üzere, tevhid üzere doğarlar. 11. ayetimizde Allah Azze ve Celle Tahrim suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَزُرُوا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey kafirler bugün mazeret sunmayın. Şüphe yok ki yaptıklarınızın karşılığıyla cezalandırılacaksınız. Yani Allah Azze ve Celle onlara diyor ki vay bana peygamber gelmedi, vay ben Kur'an'ı duymadım, vay benim hocam bana böyle demişti, vay benim babam böyle demişti, vay benim patronum böyle demişti, vay filan böyle demişti, falan böyle demişti. Allah Azze ve Celle mazeret kesinlikle kabul etmiyor. Ya eyyühellezine keferu. Ey kafirler diyor Allah. Allah mazeret sahiplerine direkt kafir diyor. Bugün bana mazeret sunmayın diyor Allah Azze ve Celle. Bugün cezalandırılacaksınız diyor. Kimisi diyecek ki ya Rabbi ben şirk işlemedim. Allah Azze ve Celle diyecek öyle mi? Şirk işlemedin mi? Elin ve ayağın konuşsun. Hemen o adamın aleyhine eli ve ayağı şahitlik edecek. Adam diyecek ki ya Rabbi bana filan peygamber gelmedi. Allah Azze ve Celle hemen o peygamberi çağıracak. O peygamber gelip hemen ona şahitlik edecek. O gün mazeret yok. Kimseye haksızlık edilmeyecek o gün. İşte kimsenin kimseye faydasının olmayacağı ve kimsenin kimseye haksızlık edemeyeceği günde şirkiniz varsa vah sizin halinize. 12. ve 13. ayetlerimiz de Allah Azze ve Celle Tövbe suresinin
65 ve 66. ayetlerinde buyuruyor ki: وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَيَكُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّ نَعُدُ وَنَلْعَبْ قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَهْتَزِئُونَ لَا تَعْتَزِرُنْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ. Sen onlara sorsan mutlaka derler ki biz şakalaşıyorduk. De ki yoksa siz Allah'la, Resulüyle ve ayetleriyle alay mı ediyorsunuz? Sakın özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra küfre düştünüz. Bakın Allah Azze ve Celle burada şöyle söylüyor: لَا تَعْتَزِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانُكُمْ. Sakın özür dilemeyin, sakın bahane sunmayın. Yani adamlar o sözü söyledikten sonra direkt Allah onları tekfir etti. Allah önce hüccet ikame edin, sonra şöyle yapın, böyle yapın demedi. Allah direkt o sözden sonra onları dedi ki özür dilemeyin, boş konuşmayın yani. Kelam yapmayın, laf yapmayın. Allah Azze ve Celle direkt size kafir dedi. Bu kıssa Taberi'nin tefsirinde geçtiği üzere Tebük seferine giderken münafıklardan kendisine Müslüman diyen, kendisine hatta Tebük seferine katılıp mücahit diyen insanlardan bir grup böyle bir kenara çekilmiş güzel güzel Kur'an okuyan sahabeler hakkında dediler ki bizden kim Kur'an okursa şişmandır. Yani şöyle demeye getirdiler: bizden böyle Kur'an okuyan, böyle ağzı güzel laf yapanların hepsi şişman, yani hepsi yiyici. Biz kahramanız, biz önem saftayız demeye getirdiler. Bu ihtizadır, alay etmedir. Allah Azze ve Celle az evvel belirtti. Onlara sorsan diyecekler ki biz şakalaşıyorduk. Lakin Allah Azze ve Celle diyor ki قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَهْتَزِئُونَ. Siz Allah'la, Resul'le ve ayetleriyle dalga mı geçiyorsunuz? لَا تَعْتَزِرُونَ. Sakın mazeret sunmayın. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ. İman ettikten sonra kafir oldun. Diyerek cehalet mazeret değil konusundaki ayetlerimizi söyledik. Bu 13 ayet cehaletin özür olmadığı hususunda üzerinde alimlerin ittifak ettiği muhkem ayetlerdir. Bunlar dışında da alimler delil olarak birçok ayetler zikretmişlerdir. Örneğin Allah'ın helak ettiği kavimler hakkındaki ayetleri incelediğinizde göreceksiniz ki Allah dine düşmanlık eden ve peygamberi inkar eden yöneticiler yüzünden halkın tamamını, yani kadınları, çocukları ve yaşlıları, hatta kedi köpek gibi o bölgede ne kadar canlı varsa her şeyi helak ediyor. Sadece Kur'an'daki bu helak olan kavimler hakkındaki ayetler bile cehaletin, yani bilmemenin veya habersiz olmanın dinde özür olmadığına dair delil olarak yeter de artar bile. Nuh kavminin helakı, Nemrut ve kavminin helakı, Ad kavminin helakı, Semud kavminin helakı, Lut kavminin helakı, Medyen halkının helakı, Eykelilerin helakı, Ashabul Karye'nin helakı, Ashabul Sebt'in helakı, Tubba kavminin helakı ve Fil ordusunun helakı aslında liderleri yüzünden yok olan milyonlarca cahil kişiyi anlatıyor. Bunların hiçbirinin cehaletini özür görmeyen Allah, teknolojinin, gelişmişliğin, imkanların ve dini yayınların bu kadar yaygın olduğu çağımızdaki müşriklerin cehaletini mi özür görecek? Doğrusu bunu aklı olmayandan başka hiç kimse iddia etmez. Cehalete özür görenler konusu açıldığında aklıma hep Yusuf suresinin 105. ayeti gelir. Rabbimiz şöyle buyurur: وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ama bunların yanından yüz çevirerek geçip giderler. Bir sonraki videomuzda cehaletin mazeret olmadığına dair hadisleri, sahabe sözlerini, alim kabillerini ve icmaları ele alacağız. Vesselam. Esselamu Aleyküm. El-Kaide'nin akidesini ele aldığımız videoların 7.sindeyiz. Geçtiğimiz videoda cehaleti özür gören El-Kaide'ye Kur'an ayetleri üzerinden cevaplar vererek dinin aslında cehaletin özür olmadığını ispatlamıştık. Bu videoda ise Resulullah'ın hadisleri, sahabe sözleri, Selefi Salihinden, yani 4 mezhepten nakiller, müteahhirin ve muasır alimlerden cehaletin özür olmadığına dair nakiller yapacağız ve bir de icma zikredeceğiz. Cehaletin mazeret olmadığına dair Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin delil getirdiği ilk hadis, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'nin naklettiği Ömer radıyallahu anh'ın sorusu üzerine sadır olan hadistir. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, amcamın oğlu Zeyd bin Amr bin Nufeyl'e istiğfar edeyim mi? Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki istiğfar edebilirsin. Zeyd bin Amr tek başına bir ümmettir. Tek başına haşredilecektir diyor. Ve biz Zeyd bin Amr denen bir isimle karşı karşıya geliyoruz. Peki bu Hazreti Ömer'in amcasının oğlu Zeyd bin Amr bin Nufeyl kimdir? Peygamberlik gelmeden evvel Müslüman olan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan evvel şehit edilen bir Müslümandır. Müşrikler Zeyd bin Amr bin Nufeyl Müslüman olduğunda ona baskı yapmaya başladılar. Bizzat Hazreti Ömer'in babası olan Hattab onu Sevir mağarasında hapsetti ve zincirledi. Aynı Sevir mağarası Zeyd bin Amr için adeta bir ibadethane oldu ve bundan çok değil 10-15 sene sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için bir ibadethaneye dönüştü. Resulullah
ara sıra Sevr mağarasına gelir, Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala'ya ibadet ederdi. İşte birinci hadisimizde delil getirdiğimiz Zeyd bin Amr bin Nufeyl böyle bir adamdı. Mekkeli müşriklerin Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala'ya ibadet ederken kendilerinin günahkar olduğunu gerekçe göstererek kendilerini Allah'a yakınlaştırsın diye putları Allah'la kendi aralarına koyduklarını gördü ve bunun batıl bir ibadet olduğunu fark etti. Dedi ki Allah Azze ve Celle tektir, birdir ve Allah'a yapılan ibadetler de direkt ona yapılması lazımdır. Ravi diyor ki Zeyd sırtını Kabe'ye yasladı, Mekke halkına doğru baktı. Dedi ki ey Mekkeliler, ben içinizde kendimden başka Müslüman görmüyorum. Yani onların hepsinin kafir olduğunu söyledi. Daha sonra da Allah Azze ve Celle'ye dedi ki ya Rabbi, senin razı olduğun din hangisiyse ben o dindenim. Senin razı olduğun ibadet hangisiyse ben de o ibadeti yapmak isterim diye Allah Azze ve Celle'ye o an niyetini arz etti. Yani adeta İslam'ını izhar etti. İslam'ını izhar ettikten sonra Şam'a gitti. Arap Yarımadası'nda birçok bölgeyi tek tek en küçük köyü kalmayacak şekilde dolaştı. Hak dini aradı. Şam'dayken bir rahiple konuştu. Rahip ona dedi ki Allah'ın lanetini almadan asla Hristiyan olamazsın. Hani Hristiyanlar lanetlendi ya. Zeyd bin Amr radıyallahu anh da dedi ki ben zaten Allah'ın lanetinden kaçıyorum. Ben asla Hristiyan olmam. Daha sonra bir Yahudi alimini buldu. Yahudi alimi de ona dedi ki Allah'ın gazabını almadan asla Yahudi olamazsın. Zeyd radıyallahu anh da dedi ki ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Asla Yahudi olmam. Daha sonra Arap Yarımadası'nı dolaştı. Ufak tefek, irili ufaklı dinleri dolaştı. Ve en sonunda bir alime denk geldi. Bu alim de kendisini halifliğe nispet ediyordu. Fakat bu alim son peygamber senin kavmin içerisinden çıkacaktır. Sen şimdi olsan hanif olursun dedi. Ve onun hanif olmasını istedi. Zeyd bin Amr da hanif oldu. Ve bu dini, İslam'ı gücü nispetinde yaşamaya çalıştı. Zeyd bin Amr müşriklerin ibadetlerini elinden geldiğince engellemeye çalıştı. Onların içerisinde bulunduğu şirki elinden geldiğince müşriklere anlatmaya çalıştı. Hatta bir zaman bir adamın kızını gömdüğünü görünce bütün parasını adama verdi. Dedi ki kızını ben satın alıyorum. Büyüdüğü zaman istersen gelir alırsın, istersen de almazsın. Yeter ki onu gömme. Daha sonra bunu adet edindi. Çalışır, para biriktirirdi. Biri kızını gömmeye gittiğinde gider kızı o parasıyla satın alır, o kızı büyütür, beslerdi. Ve bu şekilde bu pis adeti elinden geldiğince bozmaya çalışırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen bir hadisinde buyuruyor ki cennette gezerken Zeyd bin Amr'a ait iki tane ağaç gördüm diyor. Başka bir hadisinde de Resulullah Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in İslam'ına hatta cennete girdiğine şahitlik ediyor. İslam'ından ziyade cennete girdiğine şahitlik ediyor. Yine İbn-i Hişam Rahimullah tarihinde, tarih kitabında Zeyd bin Amr ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılaştığı bir vakadan bahsediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayvanlarını otlatan bir adamın yanında oturuyor. Daha sonra Zeyd bin Amr geliyor. Resulullah Zeyd bin Amr'ı görünce, daha Resulullah peygamber değil o zaman. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Zeyd bin Amr'ı görünce diyor ki, ey Zeyd, bu adam et kesmiş, etini yer misin? Zeyd bin Amr dedi ki, ben müşriklerin putlara kestikleri eti sevmiyorum. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Amr'a ses çıkarmadı. Yani bir şey söylemedi. Resulullah da o ayetten yemedi. Ve bu şekilde Zeyd bin Amr putlara kesilen, Lat, Uzan, Menat ve Hubel adına kesilen etleri yemediğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a belli ediyor. Resulullah'ın da bu hoşuna gidiyor. İbn-i Hişam bunu tarihinde zikrediyor. Daha sonra bu adam, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun, Mekke yakınlarında Lahm kabilesinin yaşadığı bölgeden geçerken müşriklerin pususu sonucu şehit ediliyor. Zeyd bin Amr bin Nufeyl, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce İslam'ı arayıp bulan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce de şehit edilen bir adamdır. Alimler bu hadisi, bu hadisler tümelini, hadisler kümesini cehaletin mazeret olmadığına dair delil getiriyorlar. Neden? Çünkü daha peygamber bile gelmemiş, daha kitap bile inmemiş, lakin önceki peygamberin varlığı ve Allah Azze ve Celle'yi akıl ile, fıtrat ile düşünerek, tefekkür ederek, tezekkür ederek bulmanın gerekliliğinden bahsederek cehaletin mazeret olmadığını belirtiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in cennetlik olduğunu ve diğer müşriklerin ise cehennemlik olduğunu belirtecek. Lakin kendisine kitap gelen, kendisine peygamber gelen, kendisine birçok alim gelen günümüz toplumunu bunların cehaletini mazeret görecek, öyle mi? Doğrusu bu bir çocuğa anlatılsa bile ona komik gelecek bir vakadır. Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in
topluluğunda onun zamanında bile cehalet mazeret değilse, bu zamanda cehalet asla ve kat'a mazeret olmaz. İkinci hadisimize geçecek olursak, bunu da Müslim sahihinden naklediyor. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek şöyle söyledi. Ya Resulallah eyne ebi? Dedi ki ey Allah Resulü babam nerede? Resulü aleyhissalatü vesselam adama baktı, biraz düşündü. Dedi ki finnar, baban cehennemdedir. Adam Resulullah'a bir süre baktı, daha sonra geri döndü. Tam giderken Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki onu geri getirin. İnsanlar onu geri getirdi. Resulullah dedi ki ebi ve ebuke finnar. Senin baban da benim babam da ateştedir dedi. Alimler bu hadisi şerh ederken diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan evvel insanlara peygamber gelmemiş olması, onlara kitabın inmemiş olması onları cahil yapmadı, onların cehaletlerini geçerli saymadı. Bilakis Resulullah adamın ve kendi babasının ateşte olduğunu adama söyledi. Diğer delilimiz ise yine Müslüm'ün Ebu Hureyre'den naklettiği bir hadisidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki anneme bağışlanma dilemem hususunda Allah'a dua ettim. Allah bunu kabul etmedi fakat kabrini ziyaret etmeme izin verdi diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi de daha peygamber gelmeden, daha kitap gelmeden İslam'ı bulamadığı, şirk içerisinde yaşadığı için mazur sayılmazken Resulullah'ın kendi annesi, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin annesi bile mazur sayılmazken acaba günümüz toplumunun belamları neye göre bu insanları cahil sayıyor? Ya bu insanlar peygamberimizin annesinden daha faziletli diyeceğiz yani mantıken ya da bu adamlar Allah'ın dininden zerre nasiplerini almamışlar diyeceğiz. Dördüncü hadisimizde ise Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeler içerisinde Tevbe suresinin 31. ayetini okuyor. Yahudiler ve Hristiyanlar rahiplerini ve hahamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler ayeti. Bu ayeti okuduğu esnada eskiden Hristiyanken sonradan Müslüman olan Adi bin Hatem radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselama diyor ki ey Allah'ın Resulü biz rahiplere ve hahamlara tapmıyorduk ki. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'ın yasak dediğine serbest dediğine ise yasak dediklerini bilmiyor muydun? Bu Allah'ın helalini haram, haramını helal yapmak değil midir diye sordu. O da evet öyledir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah da buna cevaben dedi ki işte bu onların rahiplere ve hahamlara ibadet etmesidir. Yani helal ve haram belirleyici olan Allah'tır. Helal ve haram belirleyici olarak sen rahibi veya hahamı tayin edersen o bir helali haram, haramı da helal yaparsa, sen de ona tamam deyip uyarsan, sen buna ibadet etmiş sayılıyorsun. Bakın dikkat edin, Adi bin Hatem böyle yapılarak hahamlara ve rahiplere ibadet edildiğini bilmiyordu. Aynı şekilde Yahudiler ve Hristiyanlar da böyle yapılarak rahiplere ve hahamlara ibadet edildiklerini bilmiyorlardı. Bilselerdi yaparlar mıydı bunu? Yani Allah'a inandığını söyleyen bir Hristiyan, papaza taptığını bile bile ona tapar mı? Tapmaz tabii ki. 2 kere 2, 4. Fakat bunu bilmemeleri, iyi bir niyetle yapmaları veya Allah'a yakınlaşmak için rahiplere ve hahamları kendilerine öncü edinmeleri, kendilerini kurtarmadı. Bunu bilmemeleri, yani bu konuda cahil olmaları kendilerini kurtarmadı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendisine kitapla peygamber gelen bu kavmin işlediği şirkleri bilmemesi hususunda ne yapmaz? Mazur saymaz. Diğer bir delilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Buhari'nin naklettiği bir hadiste kul ne söylediğinin farkında olmadan bir söz söyler, Allah da onu cehennemin en altına atar diyor. Burada görüldüğü üzere ne söylediğini bilmeden lafzı geçiyor. Bir adam ne söylediğini bilmeden bir söz söylerse bu adam o sözün neyi olur? Cahili olur değil mi? Velev ki iyi bir şey söylesin. Velev ki bir türkü söylesin. Velev ki şaka yapsın. Velev ki küfür etsin. Velev ki bir din anlatsın. Ne olursa olsun velev ki bir ders anlatsın. Ne olursa olsun bir adam bir sözü bilmeden söylüyorsa o sözün içerisinde küfür varsa tabii. O sözün içerisindeki küfrün cahilidir. Şayet onun küfür olduğunu bilseydi, bu adam Müslüman olduğunu iddia ediyorsa asla bu sözü söylemez. Mesela bir öğretmen Darwinizmin teorilerini dersinde anlatıyor. Bunun küfür olduğunu bilmiyorsa, bu adamın sözünde küfür vardır. Bu adam da bu küfürden dolayı cahildir. Fakat cehaleti mazur değildir bu konuda. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir adam ne manaya geldiğini bilmeden, ne söylediğini bilmeden bir söz söyler, Allah da onu cehenneme atar diyor. Yani Allah Azze ve Celle demek ki bilmeden söylediği bu sözden razı değil ki bu adamı cehenneme atıyor. Yani bir adamın ne söylediğini bilmeden, ne anlama geldiğini bilmeden bir söz söylemesi onun cehenneme girmesine neden oluyorsa bu Allah Azze ve Celle'nin cehaleti kabul etmediğini, cehaleti affetmediğini ve cehaleti görmezden gelmediğini belirtir. 6. hadisimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahir zamanda yaşları küçük, akılları zayıf bir taife çıkar. Onlar hakkı anlatır, Kur'an okur, lakin önemsemedikleri şeyler yüzünden İslam'dan çıkarlar diyor. Buhari'den nakledilen bu hadisinde.
önemsemedikleri şeylerden dolayı İslam'dan çıkarlar. Yani ahir zamanda bir taife çıkacak. Bunlar ayet anlatacak, hadis anlatacak, İslam'ı anlatacaklar. Fakat bir şeyi önemsemeyecekler, ondan dolayı dinden çıkacaklar. Yani o önemsemedikleri şeyin cahililer bu adamlar. Yani eğer bu şeyin küfür olduğunu bilseler onu önemserler değil mi? Onu yapmazlar, onu amele dökmezler. Demek ki bilmiyorlar ki bu işi yapıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bunlar önemsemedikleri şeylerle İslam'dan çıkacaklar. Yani yapıyorlar ama bunun küfür olduğundan haberleri yok. Önemsemiyorlar. Buna pek kıymet vermiyorlar. Allah Azze ve Celle bu haldeyken bile onların cehaletini kabul etmiyor. Ne kadar Kur'an'ı anlatırsa anlatsınlar. Ne kadar İslam'ı anlatırlarsa anlatsınlar. Ne kadar hadis anlatırlarsa anlatsınlar. Allah Azze ve Celle onları bağışlamıyor, affetmiyor. 7. hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağında demirden bir halka olan bir adamı görüyor. Bu adam Resulullah'ın ashabından biri. Mescide gidip geliyor. Ayağında bir halka görüyor. Resulullah'ın dikkatini çekiyor. Resulullah diyor ki onu çıkar. Adam hemen halkayı çıkartıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Allah Resulü bu bana sağlık verir. Resulullah da ona diyor ki şayet sen onu çıkarmasaydın cehennemden çıkamazdın. Burada da sahabenin ayağındaki o halkayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cehennem sebebi olarak gösteriyor. Yani Resulullah şöyle söyleyebilir. Ey filanca, ey falanca gel sana bir ücret ikame edeyim. Bak şu ayağındaki halka var ya, o halka her ne kadar şekil olarak güzel olsa bile eğer o halkayı çıkarmazsan cehenneme gidersin bak. Çıkarıyor musun, çıkarmıyor musun? Bak ücreti ikame ediyorum. Demedi Resulullah. Dedi ki sen onu çıkarmasaydın cehennemde kalacaktın yani. Cehennemden çıkamayacaktın. Cehennemden çıkamayacaktın demek nedir? Ebedi cehennemlikler kimlerdir? Kafirler ve müşriklerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada onun cehaletini mazeret saymadı. Burada bu adama ne yaptı? Burada bu adama anında müdahale etti. Dedi hemen onu çıkar bakayım. Çıkar çıkar. Sahabe neye uğradığını şaşırdı. Dedi ki Allah Resulü bu bana sağlık verir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şayet sen onu çıkarmasaydın cehennemden çıkamazdın. Yani özellikle bir de bugün bazı sözde ilim, özde film adamları yeni bir bidat ortaya atmışlar. Yani diyorlar ki bir adam küfre girdiğinde ona hüccet ikame edeceksin. Yani 80 milyon Türkiye halkına böyle tek tek girip hüccet ikame edeceksin. Bir de hücceti ikame etmen yetmiyor. Anlattığın kişinin de hücceti fehmetmesi lazım. Yani ikametül hücceden sonra bir de fehmül hücce şartı getiriyorlar. Yani sen anlatacak kabiliyette olacaksın. Alim olacaksın. Ancak alimler hücceti ikame ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının içerisinde bedevi de vardı, kadın da vardı, genç de vardı, sağır da vardı, kör de vardı, topal da vardı, cahil de vardı, okuma yazmasını bilmeyen de vardı. Şimdi hüccetin ikamesi için ilim şartı gerekseydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi sahabesini onar onar, yirmişer yirmişer yeryüzüne dağıtıp insanlara İslam'ı anlatmak için göndermezdi. Bunun yerine Resulullah onları ne yapardı? Hepsine diplomayı verirdi. Derdi siz alimsiniz. Hadi insanlara hücceti ikame edin. Veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musa radıyallahu anh'ı kendi kabilesine, Eşar kabilesine ki Ebu Musa radıyallahu anh kendi kabilesine davet yapmaya gittiğinde 12 yaşında. Yani 12 yaşında bir ergen. Daha ergen bile değil yani. Bu yaşı da alimliğe müsait değil. Resulullah bu adamı göndermezdi. Bir de bunlara fehmül hücce şartını getirdiler. Yani 80 milyon insana tek tek hücceti ikame edin diyorlardı. Şimdi bir de artık 80 milyon insana bir tane alim hücceti ikame etsin. Alimin ömrü yetmez ki. Her gün 10 kişiyle konuşsa bile ömrü yetmez yani. Bütün ömür boyunca 17.000-18.000 kişiye falan davet yapabilir. Diğer insanlar cehenneme mi gidecekler? Hatta bunlara göre hücceti ikame edene kadar adam Müslüman ya hani. Adam cennetlik ya. O zaman kimse hücceti ikame etmeyin. Zaten herkes cennetlik. Ne gerek var adamı riske sokuyorsun? Ya sen hücceti ikame ettikten sonra kabul etmezse? Adamın cehenneme girmesi neden olacaksın? Hiç anlatma. Adam cennete girsin değil mi? Şimdi sahabeden bir nakil yapmak istiyorum. Ömer radıyallahu anh şöyle söylüyor. Şüphe yok ki sünnetten sonra hiç kimsenin hidayet zannettiği için işlediği bir delalette mazereti yoktur. Ne de delalet zannederek bıraktığı bir hidayet için mazereti yoktur. Artık her şey açıklandı. Hüccet ikame edildi. Mazeret ortadan kalktı. Bakın Ömer radıyallahu anh'ın kullandığı cümleye dikkat edin. Diyor ki hiç kimse için hidayet zannettiği işlediği delaletten dolayı mazereti yoktur. Yine aynı şekilde bir kişi için dalalet zannedip bıraktığı bir hidayetten dolayı, bıraktığı bir iyilikten dolayı ona mazeret yoktur diyor. Sözünün devamında, sözünü bitirmeden evvel diyor ki, hüccet ikame edildi, insanlar üzerinde mazeret ortadan kalktı diyor. Ömer radıyallahu anh kastettiği hüccet Kur'an ve sünnettir. Yani Ömer radıyallahu anh insanlar arasında cehaletin mazeret olmadığını söylüyor. Bir de şu anekdota dikkat ediniz ki Ömer radıyallahu anh bu sözü Darül İslam'da söylüyor. İslam toprağında söylüyor, İslam beldesinde söylüyor.
Kaldı ki bu sözü alıp darül küfre ve darül harbe koyduğumuzda var ya, cehalet hiç mazeret değil. Bu noktada bir de mezhep sahiplerinin sözlerine değinmek istiyorum. İmam Şafii El-Mansur fi Kavahidül Fıkhiye kitabında şöyle söylüyor. Eğer cahil cehaletinden dolayı mazeretli olmuş olsaydı cehalet ilimden daha hayırlı olurdu. Çünkü kuldan teklif yükünü kaldırmış ve kalbini sıkıntı türlerinden rahatlatmış olurdu. Tebliğ ve öğrenme imkanından sonra herhangi bir kul için hükmün cahili olmasında bir delil yoktur. Yani hükmün cahili asla olamaz diyor. Burada İmam Şafii'nin tebliğ ve öğrenmeden kastettiği şey peygamber ve Kur'an'dır. Yani peygamber ve Kur'an geldikten sonra bir adam vay ben tevhidi bilmiyordum, vay şöyleydi, vay böyleydi ila ahir bahaneler sunması kendisinden kabul edilmez. İmam Şafii bunu güzel bir vecizle anlatıyor. Diyor ki eğer kişi cehaletinden dolayı mazur olsaydı cahillik ilimden daha hayırlı olurdu. Öyle ya, cahil adam cennete giriyor zaten. Madem cahil adam cehaletiyle mazur cennete girecek, ne diye ilim okuyoruz ki biz? İlim öğrenmeye ne gerek var yani? Alimler yıllarca dizlerini kırıp ilim talep etmişler. O ülkeden o ülkeye gitmişler. O çölden o çöle aşmışlar. Bir sürü coğrafya dolaşmışlar, bir sürü yer gezmişler. Neden böyle kendilerini yoruyorlardı ki? Zaten cahillerdi, zaten cennetliklerdi, öyle değil mi? Yine Hanbeli mezhebinin, Hanbelilerin büyüklerinden Şeyh Nusayruddin Muhammed bin Abdullah Es-Samiri El-Mustavabbi Fıkhul Hanbeli kitabında, Hanbeli mezhebinin anlatıldığı kitabında 3. cildinde diyor ki kim şakayla bir küfür sözü söylerse onun hemen kafir olduğuna hükmedilir. Hanefi alimlerinin görüşlerinin yer aldığı Şerh-ül Şifa kitabı var. Gelmiş geçmiş büyük Hanefi alimlerinin görüşlerinin yer aldığı. Burada da eğer bir kimse küfür kelimesi konuştuğunda ikrah altında değilken söylüyorsa kafir olur. Yine bir topluluk ondan bunu kabul ederlerse o topluluk da kafir olur. O topluluk cehaletiyle mazur olmaz. Yani filanca adam küfre düştü. X bir şahıs yani Ahmet küfre düştü. Geldi buraya. Biz Ahmet'in küfre düştüğünü biliyoruz. Güneşin aydınlığı gibi adamın küfrünü herkes biliyor yani. Biz buna rağmen, ya biz bir şey demeyelim elimizi ya, susmakta hayır var. Söz gümüşse sükutu altındır, biz susalım. Siyaset yapalım, Ahmet'e bir şey demeyelim. Vesaire dersek bu küfür olur. Çünkü din izharla gerçekleşir, din beraatle gerçekleşir, din İbrahimce bir duruşla gerçekleşir. Bu davranış her ne kadar kişinin maslahatını kurtarsa da Allah Azze ve Celle'nin dininin maslahatına terstir. Yine aynı şekilde Hanefilerin büyüklerinden İbn Hacer el-Heytemi El-İlam bi Kavâidil İslam kitabında 40. sayfada diyor ki kim bir küfür kelimesi söylerse kafir olur. Küfür olduğuna itikad etmese bile kafirdir. Cehaletiyle de mazur sayılmaz. Yine ona gülen veya onu hoş karşılayan veya ondan razı olan herhangi bir kişi de kafirdir. Bir adam küfür kelimesi söylüyor, bundan dolayı kafirdir diyor Şeyh İbn Hacer el-Heytemi. Yine başka bir adam bu adama gülerse, yani abi çekerse, reis çekerse, sırtını sıvazlarsa, susarsa, bana dokunmayan yılan bin yaşasın derse, Şeyh İbn Hacer ne diyor? Bu adam da bundan razı olan, bunu hoş karşılayan adam da kafir olur. Cehaletinden dolayı da mazur olmaz. Aynı şekilde Kadı İyad da Eşifa kitabında 2. cildinin 429. sayfasında diyor ki Hanefi alimlerinin cehaletin mazeret olmayışıyla ilgili yaptıkları konuşmalarında şu geçer. Hiç kimse küfründe cehaletiyle mazur olmaz. Yani hem Hanefi alimlerinin konuşmalarından bu çıkarımı yapıyor hem de kendi görüşünü belirtiyor. Diyor ki hiç kimse küfründen dolayı cehaletiyle mazur olmaz. Maliki mezhebinin büyüklerinden İmam Karrafi El-Furuk kitabının 2. cildinin 149. sayfasında diyor ki şeriat sahibinin şeriatta izin vermediği ve işleyeni affetmediği şey cehalettir. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ında Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde müsamaha göstermediği bir şey varsa o da cehalettir. Devamında da diyor ki bunun kuralı sakınılması çok zor olmayan ve nefse meşakkatli gelmeyenlerdir. Bunlar affedilmemiştir ve fiilinden de teklif kalkmamıştır. Yani bir adam şirk işlerse Allah ve Resulü bunun affedilmeyeceğini belirtmiştir. Ve şirk işleyenin teklifi de, şirk işleyenin teklifi cehennemdir. Sevap işleyenin teklifi de cennettir. Yani şirk işlersen teklifinde, karşılığında cehenneme alırsın. İşte İmam Karrafi Rahimallah da diyor ki bu küfür fiilinden, bu şirk fiilinden de teklif kalkmaz diyor. Bir kısım usulü dinde, itikatlarda, usulü fıkıhta ve bazı ferî fıkıh hükümlerinde bu geçerlidir. Usulü din meselelerinde ise kişinin cehaletine asla itibar edilmez. Sahih akidenin sorarak ve araştırılarak öğrenilmesi gerekir. Yani bir adam İslam'ı sorarak, araştırarak öğrenmesi gerekir. Bu kişinin cehaleti asla kendisinden mazur olmaz diyor. Gördüğü üzere dört mezhep de bu konuda aynı fikirdeler. Yani bir mezhep yok ki cehaleti mazeret görsün. Dört mezhep de bu konuda icma etmişler.
İbn-i Teymiye Esarim-i Mesrur kitabının 177. sayfasında söylüyor ki kim küfür olan bir söz söyler veya bir fiil işlerse bununla kafir olur. Kafir olmayı düşünmese bile kafir olur. Çünkü Allah'ın diledikleri dışında hiç kimse kafir olmak için kafir olmaz. Yani diyor ki bir adam küfür sözü söyler veya küfür fiili yaparsa kafir olmayı istemese bile, yani kafir olmayı düşünmeden, aklının ucundan bile ben bu sözü söyleyeyim de kafir olur, fikri geçmeden bir söz söylerse diyor ki bu adam bunu istemese bile kafir olur. Ve sonunda da güzel bir vecizde bulunarak diyor ki çünkü Allah'ın diledikleri dışında kimse kafir olmak için kafir olmaz. Yani bir ateist mesela kafir olmak için kafir olur. Der ki kardeş Allah'a inanmıyorum. Bu adam kafir olmak için kafir olur. Fakat Yahudiler, Hristiyanlar, efendim Sufiler, Şiiler, filanlar, falanlar kendini İslam'a nispet edip de imanı olmayan, menheci akidesi olmayan bütün taifeler kafir olmak için kafir olmuyorlar. Allah'a yaklaşmak için kafir oluyorlar. Şii, Allah'a yakınlaşmak için Ali radıyallahu anh'ı, Hüseyin radıyallahu anh'ı bir yerden sonra Rab ediniyor. Onlara tapmak için değil, aslında Allah'a yakınlaşmak için bunu yapıyor. Sofi Allah'a yakınlaşmak için Allah'ın ve Resulünün emretmediği rabıtayı yaparak Allah'a yakınlaşmayı temenni ediyor. Ama aslında kafir oluyor. Yani İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi kimse kafir olmak için kafir olmaz. Herkes Allah'a yaklaşmak için bir amel işler ve bu amelin neticesinde kafir olur. Yani insanlardan Allah'a inandığını söyleyip de cehennemin dibinde yanmak istiyorum diyen bir kişiyi bile göremezsiniz. Ne Sofi böyle söyler, ne Şii böyle söyler. Yani hangi düşünceden olursa olsun kimse böyle söylemez. Tarikul Hicretin kitabında 382. sayfada İbn-i Kayyum el-Cevziye söylüyor ki İslam Allah'ı birleme, ona ibadet etme, ona şirk koşmama, Allah'a ve Resulüne iman ve getirdiklerine de tabi olmadır. Kul bunları yapmadığında Müslüman olmaz. Eğer inatçı bir kafir değilse cahil bir kafirdir. Yani bir adam bir hakkı görüyor ya, o hakkı reddederse bu adam inatçı bir kafirdir. Gidin bir tane Sofi'ye anlatın, deyin ki rabıta şirktir. Rabıtanın şirk olduğuna dair delil getirirsiniz. Buna rağmen adam inatla, inatçı bir kafir olarak onun şirk olmadığını iddia eder. İbn-i Kayyum bunu daha da yumuşatıyor. Diyor ki bu tabakanın son hali onların inatçı olmayan cahil kafirler olmasıdır. Onların inatçı olmamaları onları kafir olmaktan asla kurtarmaz. Zira kafir ya inatla ya da cehaletle veyahut da inat ehlini taklit ederek Allah'ı yalanlar. Yani son sözüne tekrar dikkat edelim. Bir kafir, sıradan bir kafir ya inat ederek kafir olur diyor, ya cahil olduğu için kafir olur diyor, ya da inat ehlini, yani belamları, belam alimleri takip ederek, onları taklit ederek kafir olur diyor. Yine Ali'ül Kari, Sadreddin el-Konnevi'nin şöyle söylediğini naklediyor. Fukul Ekber şerhinde, 421. sayfada. Eğer bir kimse itikat etmediği halde kendi isteğiyle bir küfür kelimesi söylerse kafir olur. Çünkü hükmüne razı olmasa da bunu işlemesiyle razı olduğunu gösterir. Yani bir adam bir söz söylediğinde o sözün sonunda kafir olacağını bilmese de, kafir olmaya razı olmasa da bu sözü söyleyince otomatikman o olduğu şeye gider. Yani kafir olur. Devamında da diyor ki bu küfür sözüyle şaka yapan adamın örneği gibidir. Yani küfürle şaka yaparsan şaka olsun veya olmasın, İyi niyetle söyle, insanları güldürmek için söyle, fark etmez. Bu söz seni kafir yapar diyor. Zira bu kimse de, yani şaka yapan kimse de hükmüne razı olmasa bile kafir oluyor ve alimlerin genelinin yanında cehaletiyle mazur olmuyor. Birkaç nakil de Necid ulemasından yapalım. Muasır alimlerden, Necid ulemasından yapalım. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Durarus Seniyye'de 3. ciltte 133. sayfada şöyle söylüyor. Hüccetten önce ölen ve İslam'a ulaşamayan kimse eğer şirk içerisinde bulunuyor ve onu da din olarak benimsemiş ve bu hal üzere ölmüş oluyorsa bu kimsenin zahiri hali küfür olduğu üzeredir. Ona dua edilmez, kurbanı kesilmez, onun yerine sadaka verilmez diyor. Yani burada Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab ne yapıyor? Zahire hükmediyor ve adamın zahiren kafir olarak öldüğünü belirtiyor. Dinde mürtetlik diye bir şey var. Demek ki insanların cehaleti mazeret değil ki Allah Azze ve Celle mürtet diye bir şeyden bahsediyor. Mürtet nedir? Müslüman olan sonra dinden çıkandır. Cehalet mazeret değil ki Allah birilerine mürtet demiş. Peygamber birilerine mürtet demiş. Alimler kitaplarında mürtetlik babını ele almışlar. Cehalet mazeret olsaydı mürtet kelimesi bile olmazdı yani. Allah mürtetliğe değinmezdi. Men yertet dediğin hukum diye başlayan Bakara suresindeki ayeti biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle diyor ki eğer dininizden dönerseniz işte şöyle olur böyle olur anlatıyor. Aynı şekilde alimler de kendi
fıkıh kitaplarında mürtetlik babına yer veriyorlar. Demek ki bu dinde cehalet mazeret değil ki, alimler mürtetlik diye bir şeyden bahsetmişler yani. Mürtetlik babından bahsetmişler. Allah kitabında beyan etmiştir ki bazı müşrikler cahil ve mukallittir. Cehaletlerinden ve taklitlerinden dolayı da Allah onların azabını üzerlerinden kaldırmamıştır. Yine Süleyman bin Abdullah el-Necdi Tefsirul Azizul Hamid kitabında 504. sayfada buyuruyor ki Allah'ın "La te'tezru kad kefertum ba'de imanikum" ayeti, yani "özür dilemeyin siz iman ettikten sonra küfre düştünüz" ayeti delildir ki kişi küfür işlediğinde kafir olacağını bilmese veya buna itikad etmese bile mazur olmaz. Bilakis sözü, ameli veya fiiliyle o an kafir olmuştur diyor. Yani Tövbe suresinin 65-66. ayetini delil getirerek bir adamın küfür sözü, küfür fiili veya küfür ameli işlediği takdirde cehaletiyle mazur olamayacağını belirtiyor. Şeyh Abdurrahman bin Ebu Batın El-İntisar li-Akidetül Muvahhidin kitabında 25. sayfada adeta şu ana kadar söylediğimiz bütün ayetleri, bütün hadisleri, bütün mezhep sahiplerinin sözlerini, müteahhirin ulemanın, muasır necid ulemasının sözlerini özetleyecek şekilde şöyle söylüyor. Küfür işleyenin tevil sahibi, müçtehit, hatalı, taklitçi ve cahil olduğunu söyleyip bunların mazeretli olduğunu söylemek Kur'an'a, sünnete ve icmaya terstir. Ebu Batın cehaletin mazeret olmadığına dair icma naklediyor. Ve bir adam da bu konuda cehaletin mazur olduğunu söylüyorsa hem Kur'an'ı yalanlamış oluyor, hem hadisleri yalanlamış oluyor, hem de icmayı yalanlamış oluyor. Üstelik Şeyh Ebu Batın cehaletin mazur olmadığı halkayı aşırı derecede genişletiyor. Tek tek söylüyor. Tevil sahibi. Yani bir adam küfür ameli işliyor ama bir tevili var. Bu adamın mazur olmadığını belirtiyor. Müçtehidin. Hani bazıları diyor ya, alim küfür sözü söylerse kafir olmaz. Niye? Alim cennetlik mi? Alimin cennete girdiğine dair ayet mi var? Alim küfür sözü söylerse kafir olur yani. Alimin kurtulacağını söyleyen bir ayet, hadis mi var? Daha sonra diyor ki hata sahibi, taklitçi ve cahil olduğunu söyleyip bununla kişilerin mazeretli olduğunu söyleyenler Kur'an'ı, sünneti, icmayı yalanlamışlardır diyor. Görüldüğü üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sahabiler, selefi salihin yani dört mezhep, müteahhirin ve muasır alimler de cehaleti özür görmüyor. Tüm bu delillerden sonra iki akıl sahibi cehaletin özür olmadığı hususunda ihtilaf etmez. Zira cehalete özür diyen biri bunca ayeti, hadisi, icmayı, dört mezhebi ve alim sözlerini inkar etmiş olur. Zaten hatırlanacağı üzere IŞİD hakkında yaptığımız videoların altıncısında cehalete özür görüp müşrikleri tekfir etmeyenleri yani azirlerin neden dinden çıktıklarını uzun uzadıya izah etmiştik. Söz konusu videoyu açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sonuç olarak cehaletin özür olduğunu öne süren El-Kaide ve azirler gözlerini Hakk'a kapatmış durumdadır. İmam Abdullah ne güzel söylemiştir. İnsan güneşe karşı gözlerini kapayarak ancak kendine karanlık eder. Vesselam.